İyi akşamlar değerliler. TGTK'te beraberiz. Bugün ne konuşacağız? Bugün her şeyi konuşacağız. Çünkü Türkiye'de epey bir şey olmakta, olmaya devam edecek gibi duruyor. Son bomba, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ani bir kararla Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler programı denilen ve Amerika'ya yaptık, bu ülkeden Amerika'ya ihracatın bazı kalemlerini vergi dışı tutan bir program bu. Bu programdan çıkaracak. Türkiye artık Amerika'ya vergisiz bir şey yollayamayacak. Ayrı anlaşmalarla ancak bunlar mümkün olacak. Türkiye sabah buna uyandı. Büyük ihtimalle herhalde akşam tuvalette falan aklına geldi. Trump'ın sabah da bunu söyledi ve Türkiye'de gündem oldu. Bunu bir kenara koyalım. Bugüne az önemli olanı. Daha beter şeyler var. Mesela S-400 meselemiz var. S-400'ler herhalde yaz sonunda falan gelecek. Amerika S-400'lerle ilgili hassasiyet derecesini her geçen gün arttırıyor ve Türkiye sürekli olarak aba altından sopa gösteriyordu. Fakat yavaş yavaş abayı kaldırmayı, sopayı da daha açık göstermeye başladı. Ne olacak bu S-400 meselesi? Bir yandan da diyorlar ki S-400'den vazgeçin, biz size çok ucuza kelepir patriot verelim diyorlar. Ancak bir diğer tarafta Rusya var. Rusya'da almasak onlar kızacaklar. Böyle bir ortada bir noktadayız bu konuda. Bir diğer konu İran. İran ambargo başlattı biliyorsunuz. Amerika ambargoları, ambargo yeniden başlattı ve sertleştirdi. Türkiye'nin de Mayıs'a kadar buna uyum, komşusu olarak buna Mayıs'a kadar uyum sağlama hakkı vardı. Mayıs'tan sonra Türkiye'de dondurmak zorunda ticari ilişkilerini İran'la. Mayıs'a da şunun şurasında herhalde 60 günün civarında bir şey kaldı. Ne olacak burada? Ve tabii S-35'ler var. Patriotları S-400'leri alırsak, patriotları almazsak F-35'leri alamayacağız. F-35'leri alırsak başka bir şey yapamayacağız falan gibi garip bir şey var. Amerika Suriye'den çekileceğim dedi. Çekiliyor, çekilmiyor derken önceki akşam 400 tır dolusu yeni malzeme geldi. Ve bu sırada da başkanın damadı Türkiye'yi ziyaret etti. Nedir bilinmez. Aynı zamanda Suriye özel temsilcisi James Jeffrey de Türkiye'de. Bu kadar kalabalık gündem olunca biz de burada haliyle kalabalık olduk. Çok değerli konuklarım var. Hepsini zaten tanıyorsunuz çeşitli vesilelerle. Profesör Doktor Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Uluslararası İlişkiler uzmanı olduğunu söylememe, hatırlatmama gerek yok. Hakan Akbaş, onu da tanıyorsunuz. Benden daha çok tanıyorsunuz muhtemelen. Çünkü Amerika ile ilişkiler böyle olunca en makbul kişi Hakan Akbaş oluyor. Herkes Hakan ne oluyor diye soruyor. Biz de soracağız bu akşam Hakan ne oluyor diye. Avukat Murat Geçiciler, Türk-Amerikan Genç Adamları Derneği Başkan Vekili, aynı zamanda da tahkim davaları konusunda Türkiye'deki önemli uzmanlardan biri. Ekonomik ilişkileri Türkiye dışarısı iyi bilensinden biri. Ve çok değerli büyüğümüz, abimiz, her şeyimiz, sevgili Şeref Oğuz. Şerefciğim hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum. Biz de size yayınlar diliyoruz. Epey bir Barcelona falan da gezdin geldin. Evet. Var mı bir yenilikler orada? Var. Çinliler. Çinliler. Oradan. Dünyayı ecüş mecüşler bastı yani. Ecüşler bastı. 5G denen neyse onun adı Çin oldu. Artı. Yani bu Amerika'nın korktuğu kadar Amerika'nın var. Amerika'nın korktuğu kadar var. Yani o tutuklamasının gerçek sebebini orada görüyorsun. Zaten Huawei'nin kelime anlamını tartışmıştık. 10 bin yıl sürecek hanedanlık noktasında. Özellikle 5G bütün endüstrileri dönüştürecek bir yapı olduğundan dolayı. Onlar düşünürken Avrupa kurcalarken Amerika acaba bu mu bu mu diye model ararken onlar yaptı geçtiler. Şimdi gördüğüm pek çok uluslararası bu şeydi küresel IT devleri acaba Huawei ile ilgili işbirliği nasıl yapabiliriz? Biz de o dünyada kendimize bir yer edinebilir miyiz noktasında? Yani anladığım kadarıyla Huawei, Microsoft'un, Apple'ın, şunun bunun toplamından daha büyük bir şirket olma yolu ilerliyor. Bir de çok enteresan, biz sadece diyor mesela başka Kore firmaları gibi yanında telefon, yanında buzdolabı falan değil. Biz sadece akıllı iletişim kuran cihazlar üzerine odaklandık. Bu da ister arabalar kendi başına otonom olarak yürüsün, İster akıllı şehir olsun, ne yaparsanız yapın, İçinde akıl ve iletişim varsa biz altyapısında var yani. Varız diye enteresan bir odaklanmayı seçtiler. Ben şunu gördüm, yapay zeka konusunda da çok fazla ilerleme var. Bu yapay zeka da ilginç bir şey. Çinlilerin yapay zekası bireyselleri bir araya getirmekte Amerika'dan ve Avrupa'dan daha. Yani beyin hücreleri gibi, hani hepimizin beynindeki hücreler sınırlı ama aradaki bağlantılar, sinapsislerin artanları, onlar onu çok iyi yapmışlar.
aklınıza gelecek her alanda bir yapay zeka çözümleri var. Yani şu anda sanıyorum organik zekayı geçmiş durumda. Onların yapay zekaları, ben onları gördüm. Bir de robotlar artık o kadar sıradanlaştı ki, kahve hazırlayan, işte ne bileyim, konuşan sizinle. Sofia daha bu arada buradaydı, dün buradaydı, hani meşhur dünyanın evet, ilk vatandaşlık yapan Sofia'sı var. Orada onların sayısını çok fazla gördük ama temel şu, bu telefonlar, melefonlar artık harcı hale olmuş. Robotların cinsiyeti ne? Robot dişi. Dişi mi? Dişi. Öyle tanımlıyorlar. Tanımlıyorlar. Fakat orada enteresan bir şey var. Sofia'nın biliyorsun iletişimde bir enteresan soru vardı. Yani İnsanlıkla ilgili bir soru soruyorlar. Filmlerden görüyoruz. Space Odyssey var ya, bir uzay macerasında o HAL diye bir bilgisayar vardı. HAL daha sonra anladı ki şeyin harflerinin bir önceki harfi IBM'in falan. Ya buradan korkularla ondan sonra siz insanlara zarar verecek misiniz sorusuna. Bize zarar vermedikleri sürece biz bize iyi davranırsanız biz de size iyi davranırız noktasına kadar geldik. Barcelona'yı böyle özetleyebilirim. Vallahi aslında Barcelona'yı konuşacak çok şey var. Ya ben mesela bir televizyonda gündüz programı falan yapıyor olsam veya böyle bir oyunu yönetiyor olsam seni ve Barcelona'yı herkese alır toplar, iki gün, üç gün sizle konuşurum yani. Çünkü burada konuşacağımız her şeyden daha önemli aslında senin o anlattıkların, evet, oradaki gözlemlerin. Yani fabrikalarda insanlar çıkıyor da şimdi şeyi de düşünmeye başladılar. Çıkar robotlar markete gitmez. Peki biz bu kadar çok şeyi üretirsek bunu kime satacağız? Robotların beslenme yeri biraz makine yağı herhalde, biraz da elektrik. Enerji. Gerisini biz ne yapacağız? Hani bu şeyi bile değiştiriyor. Siyasetin ve içtimai toplum ilişkilerini değiştiriyor. Bütün şey değişik. Küresel asgari ücretin ne olacağını tartışmaya başladı uluslar. Biz insanlar öyle bir para verelim ki bunlar gitsin bu robotların ürettiklerini alsın da hayat devam etsin. Bir de bunlara biz başka bir uğraşı bulmak zorundayız. Tabii. Bu böyle boş zaman çevre mevre onlarla yetinmeyecek. Daha kültürel, daha sosyal insanlar. Yani şu anda sanıyorum teknoloji insanoğlunun kaldıracağından öteye gitmiş. Bir güzel, tabii, Fransız şiiri vardı. Şairini unuttum ama şöyle diyordu. Hayatımın çok açıklarına, çok uzaklarına açıldım. El sallamıyor, resmen boğuluyorum diyor şair. Biraz ben onu orada hissettim. Yani bu yakında şey metroda yanımızda robotların oturması çok uzak değil yani. Yani o mekanik kol geliyor ve biz o mekanik kolla el sıkışacak mıyız, yumruklaşacak mıyız onu çözmemiz gerek. Artı yani üretim modelleri değişecek, sosyal, kültürel birçok şey değişecek. Yeni bir nesil, yeni bir toplum, yeni bir çağ açılıyor. Farklı bir ırkçılık mı? Yani robotlara karşı bir ırkçılık ya da robotlar bize karşı olacaklar. Belki yavaş yavaş biyoloji de onlarla bir konvergens halinde, kollarımız, bacaklarımız Android dediğimiz o işletim sistemi olmaktan çıkıp insan, bir hayat gerçeği haline gelebiliyor. Mesela görüyoruz koydukları çiplerle artık o kadar akıllı hale geldi ki ayağını hareket ettiren, kolunu bacağını hareket ettiren insanlar görüyoruz. Şimdi bu yavaş yavaş bu 3D dediğimiz üç boyutlu yazıcıyla organik hücreler üretilmeye başladığı zaman yüzde kaçın Android, yüzde kaçın gerçek? Tabii iskelet yapısını üç boyutlu yazıcıyla üretiyorlar, yapıyorlar. Yani. Bunlar belki biraz korkutucu ama şu bu yarışın karşısında ben bunlara karşıyım da diyebilirsin. Hani küreselleşmeye karşıyım. Yani bu şeye benziyor. Vejeteryansın ama boğa bana saldırmaz. Sanki umurundaymış gibi. Bu, eğer bunun dışında kalırsanız uygarlığın taşrasına sizi atabilir ve attığı yer bayağı aşağı olur şundan. Çünkü eğer o teknolojiyi üretmiyorsanız mutlaka kullanıcı olarak zaten onun bir parçası haline getiriyor. Bizim Türkiye tanzim satışlarda onlardan faydalanmayı düşünüyor. Bizim de tezgah başına onları koyacağız. Türk şirketleri orada olmak için varlık gösteriyoruz. Fakat çok adımlar büyümüş, tempo hızlanmış. Ya mesafe açılıyor ama kapatmak da yani teknolojinin getirdiği o parabolik sıçramayla beraber kapatmak da çok kolaylaşıyor. Kolaylaşıyor, aynen. Yani birinci sanayi devrimini yakalamaktan daha şimdi kolay bir yerde olabilir. Alvin Toffler diyordu ki üçüncü dalgada, gelişmekte olan uluslar eğer paradigmalarını, üretim modellerini, yanlışlarını değiştirirlerse gelişmiş ülkelerin adımlarını izlemek zorunda değil, onları atlayarak geçebilirler. Bu IT'de yani bileşimde gerçekleşti. Ama bunun için bize yüksek zeki ve yetenekli insanlar var. Zeki ve yetenekli insanlara değer verme kültürü var. Yani ya onları devlet başa yapacaksa... Bir tane, dünyada gelişmenin bir tane formülü var. İkinci bir formülü yok. Özgürlük. Tamam. Özgür olmayan insan hiçbir şey geliştiremez.
Beyin özgür olmakla evet. Eleştirel düşünce. Her şeye farklı açılardan bakmayı ve farklı açıdan bakmanın ayıp, yanlış, kötü, teröristik olmadığını görecek. Ya bugün biz çocuklara müfredat vermemize gerek yok. Biz çocuklara bilgiye ulaşabilecekleri kaynakları ve doğru kaynakları da tesis ettikten sonra bugünün çocukları kendi kendilerini öğreniyorlar zaten. Yani Z kuşağı dediğiniz arkasından yani gelen... Hoca profesör ya da eğitimden bahsediyor. Ayıp denen bir şey var. Ben oradan girecektim şimdi. Tabii dünya tarihinde 3 tane büyük devrim yaşadık. Tarım devrimi, ticaret devrimi, sanayi devrimi. Şimdi bir 4.'sünü yaşıyoruz. Diğer 3'ü dünyadaki bütün toplumsal ilişki biçimlerini, iktisadi sistemleri, üretim biçimlerini, devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini her şeyi değiştirmişti. Her seferinde yeniden değişti. Şimdi 4. sefer değişiyor ama diğer 3'ünde hep insan odaklıydı. Evet. Yani öyle şeyler anlattınız ki şimdi insanların ürettiği yapay zekaya sahip ve işte bana dokunmazsan ben de sana dokunmam deme düzeyine erişmiş olan bana iyi davranırsan iyi davranırım deme düzeyine erişmiş olan bir başka varlık da bir aktör olarak devrede. Öyle olunca tabii geleceği tahmin etmek çok zordur ama eğitim söz konusu olduğunda ben bir şeye itiraz edeceğim. Şimdi Türkiye'de de dünyanın pek çok yerinde de işte bu robot teknolojileriyle ya da yapay zekayla, endüstri 5.0'la ilintili olarak daha ana sınıfından itibaren öğrencilerin işte teknoloji, bilim, matematik, mühendislik kabiliyetlerini geliştirmeye dönük bir takım programlar çok revaçta. Yani hatta böyle İstanbul sokaklarında duvarlara asıyorlar. Bunları bize vereceğiz ilk andan itibaren. Olmaz hocam, mümkün değil. Halbuki olmaz ayrı bir şey, olur. Ama onun yeri belki de ortaokul ya da lise sıraları. Evvela bizim bu kadar büyük bir robotik meydan okumayla karşı karşıya olduğumuz bir dünyada insan olmayı hatırlamamız gerekiyor. Yani ana kucağından itibaren insani değerleri, etik değerleri, ahlaki değerleri. Evvela öz dilini konuşmayı öğrenmesi lazım. Kusursuz, ondan sonra bir yabancı dil öğrenmesi lazım. Biz sanki bunu ıskalıyoruz. Biz derken yani ben Türkiye olarak kastetmiyorum. Genel dünyada bir genel eğilim var. Biz insani vasıflarımızı bir kenara bırakarak çocuklara daha ana sınıfında işte bir takım böyle robotik şeyler öğretiyoruz falan ve bunu da bir matah bir şeymiş gibi reklamını yaparak anne babaları çocuklarını o mekteplere göndermesini teşvik ediyoruz. O sebeple bu dengeyi iyi tutturmamız gerektiğini düşünüyorum. İnsani vasıfları ilk önce kesbetmesi lazım çocukların. Akabinde onun arkasından tabii ki matematikti, teknolojiydi vesaireydi. Onlar onun üzerine geliyor. Yani C# kodlardan önce diyorsun ahlaki kodları, insani kodları öğretmek. Her şeyden önce. Hani kod gerekiyor ama önce hangi kod olduğu önemli. Doğru. Yeterince robot varken ortada biz de organik robotlar üretmeyelim, evet, yetiştirmeyelim. Aynen. Nereden girdik, nereden çıktı? Evet. Bak şimdi Allah'ın işine. Barcelona bizi nereye getirdi? Biz konumuza dönelim mi Hakan? Dönelim. Nedir bu Trump'ın söylediği, ne anlama geliyor? Trump'ın söylediği aslında 1970'lerden kalan bir program. Ve sözde gelişmekte olan ülkelerin ekonomik refahı için Amerika'nın işte çorbada bizim de tuzumuz olsun diyeceği bir program. Ancak rakamlara baktığınız zaman yani burada... Türkiye için 1.7 milyar dolar. Dolar, evet. Yani burada işte %5'den %15'e kadar varan vergileri yaklaşık 2700'ün üzerinde şey var. Kalem var. Bunlardan vergi almaya başlayacak ama 60 gün sonra. Şimdi az önce 60 gün dediniz bu İran'ın Türkiye'ye verdiği enerji ithalatındaki muafiyet. O 4 Mayıs'ta doluyor. Bu da 60 gün yaparsak aynı yere gidiyor. Bugünden 4 Mayıs 60 gün değil mi? Aynen öyle. Tam 60 gün. Yani bu kadar olur. Zaten Amerikalılar bu sembolleri ve şeyleri severler. Hepsini bir araya getirmeyi, mesaj vermeyi çok severler. Dolayısıyla Trump bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 75 milyar dolarlık hedefler yapıyor. Bir taraftan da böyle ek vergiyi tekrar Türkiye'den alıyor. Bunun maliyeti Türkiye'ye yaklaşık olarak 170 milyon dolar civarında olabilir. Rakamlar tabii... Yani atla deve bir şey değil aslında. Değil, baktım. Çok büyük değil. 15 Mayıs mı dedin? 4 Mayıs. 4 Mayıs. 4 Mayıs. Her ikisi 4 Mayıs'a geliyor. Yani bugün matematik... Hem İran birlikte, hem o. Hem o. İkisi birlikte. Böyle olduğu zaman da aslında bakıldığında kim var Türkiye'den başka? Hindistan var. Şimdi ama arada Brezilya var, Tayland var ve Endonezya var. Bizden sonra Güney Afrika var. Şimdi bu ülkeler de en az Türkiye'ye kadar gelişmiş ülkeler. Niye sadece Hindistan ve Türkiye? Baktığınız zaman her iki ülkede
Rusya'dan S-400 satın alan ülkeler. Evet. En azından şu anda bir ortak noktası. Başka şeyler de olabilir. Yine her iki ülkede 4 Mayıs'ta Amerika'nın verdiği bu enerji, İran'dan enerji ithalatında muafiyetinin gözden geçirileceği ülkeler. Şimdi tabii Türkiye'nin Hindistan'dan farklı tarafı NATO ülkesiyiz. Ve evet, en azından 70 yıldır Amerika ile müttefikiz. Ama tabii sözde müttefik mi yoksa devam eden müttefikli onu bilemiyorum. Ama bu karar Türkiye açısından ekonomik olarak atla demediği ve Türkiye bunun karşılığını verir. Hatta 60 gün içerisindeki pazarlıklarda bu bertarafta edilebilir. Ama asıl mesele bizim yaz aylarında söylediğiniz gibi Fatih abi, orada bu S-400'leri aldığımız zaman hem Beyaz Saray tarafından hem de Kongre'den yaptırımların gelmemesi için Türkiye ya yaptırımlara razı olacak ya da masaya neler koyacak bunun karşılığında. Ama yani sadece Trump olarak bakmayın, aynı zamanda bir de bunun Kongre ayağı da var. Kongre ayağından da gelebilecek ciddi yaptırımlar. Peki Hakan, sen şimdi sürekli olarak Trump'ın impeachment'a çok yakın olduğunu söylüyorsun. Yani bu sene Trump'ın son senesi, evet, gibi bir izlerim ediniyorum senin söylediklerinden, yazdıklarından. Trump giderse de bu mesele aynen devam edecek. Çünkü Pentagon ve Kongre S-400'ler konusunda Trump'tan daha hassas. Kesinlikle öyle. Şimdi Trump işte bu Pompeo olabilir, Dışişleri Bakanı veya Pentagon olabilir, yeni başına gelen bir vekil, Savunma Bakanı var. Bunların söylediklerinden daha da hasımane tavırlarla bir de Demokratların kontrolüne geçen Temsilciler Meclisi var. Şimdi yani Nancy Pelosi biliyorsunuz başında onun ve hani kadının fendi Şeref abi erkeği yani derler ya, tam böyle Trump'ın canını okuyan bir hanımefendi. Dolayısıyla burada ve Türkiye'de pek hoşlanmıyor o kadar. Türkiye'den evet, yani zaten o Kaliforniya'dan, dolayısıyla Kaliforniya'daki malum azınlıklardan dolayı azından onların çıkarlarını bir siyasetçi olarak ön plana çıkarmasına şaşırmayacağım bir. Ama çok tecrübeli ve kurt bir politikacı. Dolayısıyla rüzgar nereye kadar geçeceğini bilir, nereye kadar duracağını. Kesinlikle öyle. Yani o açıdan hani Türkiye düşmanıdır diye bir şey söyleyemeyiz. Siyaset bu. Hiçbir şey olmaz. Yani 2 kere 2, 22. Şeye gelirsem burada şimdi Senato tarafı, Temsilciler Meclisi tarafından da yaptırımlara söz konusu olabilir. Ama impeachment dediniz. Impeachment'da şöyle bir şey var. Şimdi bu haftadan başlayarak biliyorsunuz bu özel savcı Müller'in bir uzun zamandan beri, yaklaşık bir seneden beri beklenen bir raporu var. Bu rapor her an açıklanabilir. Bu açıklandığı zaman ama tabii kamuoyuyla paylaşılacak mı? Tabii demokratlar bunu çok seviyor çünkü 2020 seçimleri start aldı ve herkesin amacı, yani şu anda galiba 12 tane şey var, aday açıklandı, aday adayları var. Dolayısıyla onun açıklanması çok önemli ama demokratlar tabii işi şansı bırakmıyorlar ve Temsilciler Meclisi'ndeki farklı komitelerde Trump'ın ve oğlunun ve damadının ve kızının, ve onunla beraber yakın gerek Beyaz Saray'da gerekse şirketlerinde çalışan 81 kişinin şu anda ilgili avukatının, zaten o Cohen'in eski avukatının bir, aman Allah'ım yani onu izlemeyen olduysa mutlaka izlesin. Yani Trump'ı tanımak için orada adamın söyledikleri %10'u doğru olsa bile yeter. Yani %10 bile, değil mi, katılıyor musunuz? Çok ağır. İnanılmaz şeyler söyledi. Sahtekar dedi, düzenbaz dedi, güvenemezsiniz dedi. Ha, ben de işin içindeyim diye inandırıcılık da kattı. Ben de sahtekarım. Ben de. Ve hapse giriyor. Biliyorum hapse gireceğimi ama yani ne yazık ki böyle. İnanılmaz bir şey. Yani ve onu yaparken de bu şeyle, Kim Jong-un'la orada bana inanın, ben size istediğiniz şeyleri vereceğim. Ondan sonra ambargoları kaldıracağım. Siz yeter ki nükleer silahlarınızdan arının dedi. Yani şimdi hani evde ne oluyor, orada ne oluyor? O da bambaşka bir şey. Ama bunun sonrasında artık her hafta bu gelen ekstra bilgi şeyleriyle birlikte 81 kişinin içinde bulunduğu bu soruşturma her hafta piyasaya veya kamuoyuyla paylaşılıyor olacak. Yani bu 81 kişi içinden insanlar gelecekler, aynen avukatının Michael Cohen'in yaptığı gibi ifade verecekler. Yani tebligatları gönderdi zaten, evet, dün itibariyle. Aynen. Yani 81 tane potansiyel manşet var. Manşet var tabii. En az. Evet. En az. Herhalde kız aleyhine konuşmaz herhalde. O da manşet damada olur. Damat belli olmaz. Valla kız da belli olmaz yani. Öyle Trump mi? Söz konusuysa ne kadar kalk kırdığı konusunda. Damadın seceresi yalnız kabarık. Damat çok felaket. Aileden de mütevellit olarak. Yani evet. Kushner biraz babasından da kaynaklı olarak 81 doğumlu.
Musevi kökenli. New York'un en zengin Musevi ailesinden bir tanesi. Emlakçı. Babası 2004 senesinde bu seçim yolsuzluğu ve vergi usulsüzlüklerinden hapse giriyor. 2 sene bir New York'ta bir federal hapishaneyi ziyaret etmek zorunda kalıyor. Artı savcıyla anlaşma sonucu çıkıyor. O süre içerisinde grubun yüzü olarak 24 yaşında işlerin başına geçiyor damat. Zaten yani şimdi yapay zekadan falan hep bahsettik. Şimdi Kushner'i şey alıp bir algoritmanın içerisinde böyle bir şey yaptığınız zaman hemen böyle ekrana böyle sağdan Muhammed Bin Selman inmeye başlıyor. Oradan yukarıdan biraz Putin gelmeye başlıyor, Rusya ilişkileri. Ve seçim sürecinde de kampanyanın gizli yöneticisi, yani esas yönetici olan damat, bu figür olması sebebiyle de çok enteresan bir tarafı var. Ve yani hani tam Trump'ın böyle tencere kapak hikayesi olacak. Aynen. Trump ara yani fakat ortaya böyle felaket pis bir aile portresi çıkıyor. Yani nepotizmin dünür rezalet, baba rezalet, her şey rezalet ya yani. Zaten Amerika'da şu anda şöyle bir şey var. Hani Batı kanadında bu iki damat, kayınpeder nasıl olacak falan. Ve 8 aydır zaten hani Kushner'in güvenlik şeyi geçici onayla gidiyordu. İşte Şubat itibariyle iptal edildi. Trump şu anda aşırı şiddetli bir şekilde şeye başvuruyor. Bunun güvenlik onayını çıkartıyor. Nasıl? FBI'ye başvuruyor ki hani gizli güvenlik içeren görüşmelere katılsın. Ama yani şimdi böyle bir figürü biz niye Beştepe'de doğrudan doğruya sanırım Cumhurbaşkanımızla muhatap ettik. Yani orası da biraz bizim tarafımızda sorgulanması gereken bir şey. Hani damat muhabbeti olabilirdi belki. Belki daha alt düzeyde. Çünkü yani sonuçta baktığınızda Kushner doğrudan doğruya hani Beyaz Saray'da yani Amerika'nın güvenmediği birini resmen güvenilir bulup da yani bulmadığı birini. Hükümet organları bunu onaylamadı ve biz niye bu adamla görüştük? Evet yani hani İbrahim Kalın görüşebilirdi açıkçası. Yani Bolton'a uyguladığımız muamelenin fazlasını hak eden bir karakter açıkçası ve hani bölgeyi karıştırma potansiyeli itibariyle de hani ortaya attığı Orta Doğu işte İsrail-Filistin yeni peki barış... Mesela Putin aracılık etmiş olabilir bu görüşme için? Yani Putin ya görüşün falan demiş olabilir. Ha, yok zannetmiyorum. Yani Putin o ilişki şeyinde Putin kullanacağı ve oynayacağı rolü kendi ülkesinin menfaatleri açısından kullandı, oynadı ve şu anda diyor ki benim hiçbir meselede işim falan yok, alakam yok. Ve zaten şu anda zaten şöyle bir şey var. Hani bir noktada da hani bu adamlar Putin'le ne kadar ilişki içerisinde olduklarının farkında oldukları da biraz muamma. Yani onlar başka bir Rus kanalıyla işi götürdüklerini ve Rusya ile olan esas irtibatları Rusya'nın bu hackerlık meselesindeki kabiliyetini kullanmak noktasında bir ihtiyaç hissederek işin içine giriyorlar ama yani arkasından sökük çektikçe. Fakat bu şöyle bir görüntü oluyor. Amerikan siyasetinin en tepesine bakıyoruz. Amerikan yönetiminin, government'ın en tepesine bakıyoruz. Tefessü etmiş bir insan grubu var orada böyle. Çok acayip. Değil mi? 3 ayda bir Trump'ın ekibi değişiyor. Değişiyor zaten. Evet. Dolayısıyla şaşırtıcı değil. Murat'ın az önce söylediğine 2 şey eklemek istiyorum. Orada tabii Kushner'in özel bir devlet protokolünde görevi de var. Yani bu Filistin ve İsrail arasındaki bir şekilde özel artık temsilci mi diyelim, barış temsilcisi mi diyelim, barışın tırnak içerisinde yazıyorum. O görevi var. Asıl bence kritik olan şey Türkiye özellikle bu Kaşıkçı meselesinde Amerika'yı yanına almaya çalışıyor. Yani Jared'la Bin Selman yani WhatsApp'tan yazışan ve ortak kankalar ve ailesini 2 defa bizzat finansal olarak kurtardı Selman. Yani az önce mesela Murat'ın söylediği neredeyse beraber zamparlık yapacaklar yakın arkadaşlar. Ya, o kadar yakınlar ve az önce söylediği belki o babasıyla ilgili şeyleri FBI bildiğimiz FBI internet üzerinden dosyalarını açıkladı geçen hafta. Şimdi yani böyle şeyler oluyor. O açıdan evet hassas bir görüşmeydi ama Türkiye'nin özellikle Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudi Arabistan'ın yanına karşı Amerika'yı yanına alması lazım. Yani o kadar yakın ki şu anda Beyaz Saray'la ve aslında hani Beştepe açısından baktığımızda Türkiye Amerika ile olan ilişkileri sadece Trump'ın Beyaz Saray olarak da görmemesi lazım. Yani ona binaen yapıldıysa da bu görüşme. Az önce konuştuk. Bunun Pentagon'u var, dışişleri var ve daha önemlisi Kongre var. Kongre içerisinde Senato var. Yani belki de damatla görüşme bu konuyu Amerika ile ilerleyen süreçlerde sıkıntı verecek bir unsur bile olabilir. Bilmiyoruz şu an. Trump hazırlayabilir. Yani her şekilde gidebilir. Bir ara vereyim, devam edeceğiz. Devirde.
Evet değerli izleyiciler, bayağı bir her taraftan bahsediyoruz. Kuşner niye geldi falan giderken biraz daha başka bir noktaya gelmek istiyorum. Çağrı Hocam'a soracağım bunu. Patriot S-400 meselesinde Türkiye'ye F-35'ler verilmeyecek ve bu sadece belki de ucu. Türkiye bu S-400'ler konusunda bu denli ısrarkar olmakta haklı mı, haksız mı? Biz niçin S-400 istiyoruz? Bu S-400'ün yaratacağı sorunları Türkiye'ye tahmin ediyerek mi girdi bu işe, etmeden mi girdi? Biraz bir 10 sene geriye bakarak bakmak lazım bu hadise. Türkiye'nin biliyorsunuz özellikle 2. Körfez Harbi sırasında, yani Irak Savaşı sırasında hava savunma sistemlerinin beklenen ölçüde olmadığı aşikar bir şekilde ortaya çıktı. Hatta o tarihlerde bize yine NATO'da bazı ülkelerin engellemesine rağmen işte o 4. maddeyi işleterek, 5. değil ama 4. maddeyi işleterek sınırlarımıza Patriot bataryaları yerleştirilmişti. Alman, Hollanda. Onlar geldiler, yerleştirdiler. İtalyan, yani İtalyan. O 1 Mart tezkeresi sonrasında Amerika biraz yan çiziyordu o tarihlerde. Ve oradan başlayarak aslında bizim evvela tabii ki milli füze savunma sistemi geliştirmemiz. Ama bunu yaparken de çok yakın tehditleri bertaraf etmek için o tarihlerde yine İran'ın işte Şahap 2 füzelerini geliştirdiği, arkasından Şahap 3'leri, bunların menzilinin başkente kadar uzandığı, hatta daha ötesine geçtiği şeklinde bir takım böyle raporlar paylaşılmaya başlandı. Bu ciddi bir tehditti. Çünkü söz konusu füzeler konvansiyonel füzeler değil. İran'ın bir yandan da bir nükleer kapasitesi var. İran-Irak Savaşı esnasında gördük kimyasal silahlar geliştirme kapasitesi var. Buna ilişkin Türkiye böyle 2007-2008 gibi bir takım girişimleri artık somutlaştırdı. Ve o tarihlerde tabii ki bizim öncelikli aslında tedarik etmeyi düşündüğümüz, almayı düşündüğümüz ülke Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ve Patriot sistemleriydi. Çünkü topraklarımız da daha evvel denenmiş. Kendi subaylarımız işte bunun eğitimini almışlar. Tatbikatlarda, NATO tatbikatlarında içinde bulunmuşlar bu sistemlerin. Fakat 3 temel konuda sorun çıktı. Yani genellikle bu hemen insanlar fiyattan başlıyorlar. Fiyat değil aslında. Az önce söylediğim cümle çok önemli. Türkiye elinde sonunda kendi milli füze savunma sistemini geliştirmek istiyor. Çünkü bu başka bir ülkenin teknolojisine dayandırılamayacak kadar, bel bağlanamayacak kadar önemli bir husus. Çünkü siz de biliyorsunuz bugün size müzayir, dost olarak gördüğünüz bir ülkeyle yarın bir gerilim yaşayabilirsiniz. Ve size eğer o ülke ya da ona yakın bir ülke verdiyse o silahları birdenbire ona kilitlenmeyebilir. Dolayısıyla her şeyden evvel teknoloji transferi bizim için önemliydi. Yani biz sizden alalım bu sistemleri ama biz bir süre sonra kendi sistemlerimizde bunlara benzer bir şekilde geliştirelim. Amerikalılar zaten yekten buna karşı çıktılar. Arkasından tabii komuta kontrol sistemleri hatırlarsanız bu yine Körfez Savaşı'ndan sonra Libya harekatından sonra özellikle bu Türkiye topraklarına yerleştirilecek radar meselesi vardı. Füze savunma sistemi en sonunda yerleştirildi. Kürecük radarı. Orada en önemli konulardan bir tanesi buton kimde olacak? Evet. Yani yarın öbür gün bir füze saldırısı olduğunda radar bunu hissedecek. Saldırı emrini kim verecek? Şeye gönderecek karargaha. Birileri onu değerlendirecek ve anlık şeyler bunlar. Fakat daha sonra o sistemler nasıl harekete geçecek? Bize yerleştirilecek olan bizim alacağımız bu sistemlerde butona basma hakkının tabii ki Türkiye'de olması lazım. Çünkü Türkiye'nin hava savunma sistemi olacak. Tehdit ama orada da çok ciddi bir anlaşmazlık oldu. Arkasından da işte ilk fiyat ben hatırladığım kadarıyla yanılıyorsam düzeltin bir 12 milyar dolarlık bir fiyat ortaya koydular ki bu 2008-2009 rakamlarından bahsediyorum. Olağanüstü bir rakam. Ve iptal oldu. Şimdi 1.2'ye düştüler. Şimdi tekrar başladı. Evet. Tekrar Patriot'lar gündeme geldi. Yani son 11 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. En sonunda anlaşıldı ki Türkiye'nin beklediği bu öncelikleri Amerika Birleşik Devletleri karşılamayacak. Ama öbür tarafta da aşağı yukarı aynı teknolojik şeye sahip, kalitelere, biraz daha iyi, kaliteye sahip. Hindistan'ın da peşinde koştuğu, gerçi onlar da Çin'de. Şimdi yan çizdiler. İşte Çin'in de peşinde koştuğu bir S-400 sistemi var.
Son ana kadar Türkiye aslında Amerika'dan bunları tedarik etmek için de çok uğraştı. Ama Amerikalılar yan çizdi, hele Obama'nın ikinci döneminde. Hatırlayın. Evet, yani düşmanlığa var. Tabii artık yani evet, ikinci dönem. Yani açıkça burada net söylüyoruz. Bir askeri darbeyi Amerika Birleşik Devletleri kışkırttı yani. Yani bunu çok net bir şekilde görüyoruz artık bunu. Tartışmanın bir anlamı yok. Darbeden sonra Amerikalı subayların yapmış olduğu açıklamaları falan hatırlayın. O dönemde bu olmadı. Fakat S-400 konusunda adımlar atılınca da bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'nin bir takım refleksleri ortaya çıktı. Yine kamuoyundaki bir yanlış algıyı belki düzeltmek lazım. Amerikalılar tabii kalkıp da şunu söylemiyorlar. Efendim niye bizden almıyorsunuz, bir apazak para kazandırmıyorsunuz? Ne diyorlar? Siz bunu alırsanız, işte NATO sistemi, NATO ülkesisiniz siz, NATO'ya, NATO ülkesine bunu konulduğu zaman işte entegre olmaz. Ya da Ruslar buradan bir takım bilgileri alırlar filan, biz bunu kabul edemeyiz. Radar sistemini vallahi, entegre edemezsiniz. Valla mesele o değil. Mesele aslında orada apaçık ortada duruyor. Mesele Türkiye'nin emsal olmasını istemiyorlar. Az önce sohbetin başında Barcelona'dan bahsettiniz ya. Şu telefonla Amerikan telefonu arasındaki mücadele neyse. Aynısı oldu. Yani bunun CFO'sunu gidip de Kanada'da tutuklattırıp sonra bana iade et. Neyin mücadelesi ise bu. Veyahut Alman arabası kötüdür Amerikan arabasından, buna gümrük koyuyorum diye başkan niye dediyse. Dünyanın en kötü arabası Amerika arabası, ben söyleyeyim. Ama bu böyle yani. Bildiğim orada bu konuları bilmem yani belki ama. İki hafta evvelki o Münih konferansında da değil mi? Evet, o ortalığı geren konulardan bir tanesi. Bu neyse bu mesele de o. Öncelikle bu. Para meselesi. Yani. Para. Ondan sonra diğer konular geliyor. Amerikalılar da bunu böyle açık açık söyleyeceğini, adam ne diyor? İşte efendim bunu koyarsan NATO zayıflar, şöyle olur, böyle olur. Değil, öyle olsa Yunanistan'da ne arıyor bu? S-300'ler. Evet. Şu an NATO'ya girmiş olan Polonya'da ne arıyor? Macaristan'da ne arıyor? Daha evvel Sovyet zamanında, Varşova Paktı zamanında bunlar verilmişler. Onlar orada duruyorlar. Macaristan'ın başındaki adam Trump'ın en yakın kankası neredeyse. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri açısından en önemli şey emsal olmasın. Çünkü Türkiye bunları alırsa yarın öbür gün bir başka ülkede bunu Almanya'da alır. Almanya'da alır, işte Hindistan'da alır, başkası da alır, Pakistan'da alır. Ve bu önemli bir pazar bu. Yani askeri endüstriyel kompleks Amerika Birleşik Devletleri'nin hem ekonomisi açısından hala çok önemli hem de siyaseti açısından çok önemli. Yani Amerika'daki o lobi içerisinde, lobi sistemi içerisinde Amerikan karar alma mekanizmalarında sadece yürütme üzerinde değil, yani kongrede de, yasama organı üzerinde de en önemli 3 tane baskı ve çıkar grubu deseniz bence askeri endüstriyel kompleks veya silah endüstrisi. Başta gelir. Yani her başkan adayının tartışmasının içerisinde mutlaka National Rifle Association ile ilgili, işte ulusal tüfek derneği, ne diyelim ona, işte silah sanayicilerinin lobisiyle ilgili bir takım şeyler vardı. İşte Amerikalılar yarı otomatik silah taşıyabilecek mi? Anayasadaki haklar bunu kapsar mı, kapsamaz mı vesaire. Ama bunu büyük, bazı heyetinde merkez oturuyor. Büyük ölçekte değerlendirdiğiniz zaman dünyadaki silah pazarı son derece önemli bir kazanç kapısı. Ve daha da büyüyen bir kazanç kapısı. 1.6 trilyon dolarlık şimdi bir bunun pazardan söz ediyoruz. Bunun Trump yanına geldikten sonra Amerika'daki 1.6 trilyon dolardan bahsediyorsunuz. Olağanüstü bir rakam. Ve bunu 2 trilyona çıkarmak için, lafınızı kesin lütfen unutmayın, 2 trilyon dolara çıkarmak diye bir plan vardı. Hatta INF dediğimiz orta menzilli silahlardan şeyin çıkmış olması, o aradaki 400 milyarlık bir kazancı da elindeki zaten imha edip dediği, 88'de imha etmediği silahları nükleer tehdit de dünyaya yayarak satma konusunda da bir başka strateji var aşağıda çalışan. Bunun arkasından tabii bir başka şey geliyor. O da eğer siz bir ülkenin, hele bu kadar çok tehditle çevrili, NATO'nun 90'lı yıllarda meşhur bir sıralaması vardı. Dünyadaki 21 tehdit alanından 19'u Türkiye'nin etrafında. Evet. Bugün de herhalde azalmamıştır. Belki daha da artmıştır. Böyle bir coğrafyadaki bir ülkenin siz ana savunma sistemini eğer sağlıyor iseniz, o ister istemez onların askeri yapılanmasına müdahale, savunma önceliklerine müdahale, siyasetine müdahaleyi de beraberinde getiriyor. Çünkü siz o vermiş olduğunuz silahın yedek parçasını vermeseniz, yazılımını vermeseniz, o size öyle bir... Biz bunu 1947'den itibaren yaşadık Fatih Bey. Yani Truman doktrini başlangıçta tabii savaşta kullanılmış, ama savaş dediğin zaten 2 sene evvel bitmiş yani. Tabii 2 yıllık, 3 yıllık ihtiyaç fazlası Amerikan silahlarının Türkiye ve Yunanistan'a verilmesini öngörüyordu.
Orada da 8-10 kuralı vardı değil mi? Orada verirken. Daha de... sonra. 7'ye 10 1978'de çıktı. 78. O şey yani, Yunanistan'dan aramızdaki kural. Türkiye'ye 10 tane verdiysem. 7 tane de 7 birim de şeye vereceğim. Yunanistan'a vereceğim. 17 kuralı. O 78'de bize uygulanan ambargoyu kaldırırken getirdikleri bir kuraldı. Şimdi baktığınız zaman ne geldi peşinden? İşte 52'de biz NATO'ya girdik. Ve o kadar çok bağımlı hale gelindi ki askeri alanda. Mesela milli silah endüstrisi biz o 74'teki ambargoya kadar neredeyse hiç gündeme gelmedi. Tamam. Çeşitlendirme hiç gündeme gelmedi. Çünkü bloklar arası bir mücadele vardı. Biz de bir bloğun mensubuyduk. Bu 80'li yıllarda yani Özal'la beraber. Ama yine işte F-16'ları alarak onun teknolojilerini taklit ederek geliştirilen bir şeydi. Bugünlere geldik çok şükür. Fakat o beraberinde 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda bir siyasi bağımlılığı da getirdi. Ve bazen Türk dış politikasının öncelikleriyle hiç örtüşmeyen bir takım konularda maalesef biz karşı karşıya gelmemek adına Amerika ile aynı yolda gitmek zorunda kaldık. Evet. Öyle bir baskı yedik yani. Ha, mesela Kıbrıs konusu gibi, Haşhaş meselesi gibi çok milli konularda dik durmaya kalktık. Bu sefer de işte ambargo, Johnson mektupları. Ama durduk. Vesaire. Durduk. Ecevit tabii durdu mesela o zaman. Aslanlar gibi durdu. Ha, işte Demirel de 1975'te şeyleri durdu, üstleri kapattı. Koşullar farklı. Evet, yani, dolayısıyla ikinci sebep de bu. Yani bir, satacağım. Bu 2 trilyon dolarlık pazardan büyük peki, payı almaya sebep, devam edeceğim. Sebep bu da sonuçta karşımıza bir tane kabadayı bir adam, kabadayı bir ülke var. Başında da delinin teki var. Ne olacak? İşte azledecek diyor. Ama o edilse bile parlament şey senato ve temsilciler meclisi artı şey tarafında temsilciler meclisinde daha iyi olacağını düşünmüyorum. Nerede aynen aratmayacağını da burada evet, şimdi bakın gerek. Bizim yine Türk-Amerikan işleri tarihinde hep bir denge siyasetimiz olmuş. 1830'da ilk anlaşmayı yapıyoruz. Osmanlı-Amerikan işte Seyri Sefa'in anlaşması. Gemilerin Amerikan gemilerinin Akdeniz'de gezebilmesi. Yani bizim boğazlardan geçebilmeleri. Yani. Türkiye'ye araç veriyorlar. Ticaret yapabilmeleri. Osmanlı'ya. Onun bir gizli maddesi var. Maddeyi hafi gizli madde. Diyor ki bu 1830 önemli. Navarin'den 3 yıl sonra. Yani bizim Mısır'la ortak donanmamızı İngiliz, Fransız, Rus gelmiş yakmış. Donanma falan yok. Diyor ki Osmanlı Devleti her istediğinde Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisi veyahut savaş gemisi yapımında kullanılacak malzeme verecektir diyor. Gizli madde. Şimdi gidiyor Amerikan Kongresi'ne. Amerikan Anayasası'ndaki o madde o zaman da var. Yani başkan anlaşmayı imzalar ama evet, Senato 3'te 2 çoğunlukla onaylarsa geçerli olur. Senato diyor ki kardeşim biz gizli madde falan tanımayız. Zaten Monroe doktrini var. 1823'te ilan edilmiş. Zaten bu Türkler de işte Yunanlılara karşı şöyle mezalim ettiler filan. Ve onaylamıyorlar bu gizli maddeyi. Halbuki biz de o maddeyi oraya koydurtmuşuz. Vereceğimiz ticari öncelikler yani kapitülasyon veriyoruz Amerikalılara. Ya bedavaya gitmesin hiç olmazsa donanmayı İngiliz'den alamıyorsun, Fransız'dan alamıyorsun. Bari Amerikalı'dan alalım diye. O da reddedilince 2. Mahmut yanına yazmış el yazısıyla. Arşivde var. Ya işte bu frenkler böyledir. Bir sözlerine güvenilmez diyor. Ama Amerikan Başkanı Andrew Jackson bir gemi mühendisini bir savaş gemisiyle Türkiye'ye gönderiyor İstanbul'a. O gemiyi satıyor. Olmuyor. Yetmiyor. Henry Eckford adlı o gemi mühendisi 8 sene bizim Aynalı Kavak tersanesinde ustabaşını da getirmiş yanında Foster Ross diye bir adam. Ondan fazla Amerikan kari yani Amerikan tipi savaş gemisini burada üretiyorlar. Ve o işte Abdülaziz dönemindeki meşhur bizim büyük donanmamızın nüvesi orada atılıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kongre'nin hayır dediği bir şeyi Amerikan başkanı başka çıkarlarla, ticari çıkarlarla, başka sebeplerle aşıyor. Ama biz bu dengeyi hep devam ettirmişiz. Mesela 74'te de Kongre iki sefer ambargo kararı alıyor. Kissinger ve Başkan Ford ya yapmayın, etmeyin, Türkiye bizim için önemli deyip iki sefer veto ediyor. Üçüncü sefer geldiğinde ancak o zaman işte Ocak 1975'te Clinton'da yaptığı şey. Bunu onaylıyor. Ya da işte Seyi anlaşması uzatılırken Kongre Türkiye çok istemesine rağmen ekonomik yardım yapmayacağız diyor bu kadar fazla. Başkan side letter yani bir ek mektup vererek tamam Kongre bunu dese de ben elimden geleni yapacağım deyip onu verince Özal hükümeti onu imzalıyor. Fakat bugün farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi Kongre'de Türkiye veyahut işte Almanya veyahut Hindistan bir takım konularda aynı yerde Trump yürütmenin başı
Fakat söylüyorsunuz çok sık şey değiştiriyor. Manevra değiştiriyor. Karar değiştiriyor. Karar değiştirdiği gibi bir ekibi yok. Ekip kuramadı. Tam net bir politika takip edemiyor. Öyle olunca da ya biz Trump'la iş tutalım. Kongre ne derse desin. Ya da kongreyle yanaşalım Trump ne yaparsa yapsın olmuyor, gibi bir olmuyor. Politika bugün takip etmekte zorlanıyoruz açıkçası. Peki reklam aramız var mı? Bakayım bir saate. Evet, reklam arası vereyim bir tane. Sonra devam edelim Sayın Şeref Oğuz'la. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. S-400'ler, Patriotlar, şunlar bunlar derken şimdi Türkiye'nin giderek kendisini hissettiren bir ekonomik rahatsızlığı var. Hani kriz desek ayıp olur, kızarlar. Bunalım desek bazıları anlamaz ama ekonomide işlerin çok yolunda gitmediğini Türkiye'de biraz aklı başında herkes görüyor ve söylüyor. Ve bu sıkışıklığın artacağı da biliniyor. Fakat bu dünyada da gelen bir sıkışıklık var ve Türkiye dünyadan bağımsız değil. Ancak bu meselelerin üzerine binmesiyle beraber Türkiye'nin önüne konacak fatura ağırlaşır mı? Ağırlaşırsa Türkiye'nin önündeki imkanlar neler? Bir Türkiye'nin bu oluşabilecek senaryolarda yani bir SWOT analizini, güçlü yönleri evet, neresi, zayıf yönleri neresi bir yapabilir misin bize? Şimdi ağırlaşmak, hafifleşmek yerine Türkiye'nin buna göstereceği refleks buna karar verecek diye düşünüyorum. Çünkü krize. Yani bu yeni gelen dalganın nereye evrileceğine bizim tutumumuz karar verecek. Eğer siz bunu baş dalgayla alırsanız üstüne çıkarsınız, yandan alırsanız altında kalırsınız. Yani orsa da yelkene dahildir, rüzgara karşı gitmeni sağlar. Yelken arkadan rüzgar kesildiği zaman bulunduğun yerde de çakılır kalırsın. O açıdan ben bunun tehdit tarafının bize daha çok işe yarayacağı noktasında daha ümit varım. Sebebi de şu. Şimdi hatırlayın, kötü müttefik bizi sektör sahibi yapıp diyoruz ya. Aha. Şimdi burada yeni bir adım var. Ve şimdi bu mektupta enteresan bir cümle var. Ben bunu bir okumak istiyorum. Trump mektubundaki bir ifade var, bizi ilgilendiriyor. Türkiye'nin ekonomik durumu göz önüne bulundurularak artık GTS'den yaralanan gelişmekte olan ülkeler listesinde olmaması gerektiğini düşündüğüm için bu adımı atıyorum. Bir kere diyor artık bu gelişmiş ülke diyor. Gelişmekte olan diye değil. Yani itiraz edemeyiz. Hayır biz gelişmekte yani diyemeyiz. Diyeceksin buna. Şimdi hani hayır ben fakirim diyemezsin. Evet. Başka bir lige düşüyorsun. Fakirliğin azalması, kişi başına düşen yıllık milli hasıla ve ticaret yaptığı ülkelerle ithalatın artması ve Türkiye'deki sektörler gelişmişlik ticaretin göstergesidir. Buna ilave olarak Türkiye gelişmiş ekonomisi sayesinde ve yaptığı karşılıklı anlaşmalarla diğer gelişmiş ülkelerin seviyesine gelerek diğer ülkelerin GTS programından da geçmiştir diyor. Ancak az önce de çok güzel anlattın Hakan. Bakıyoruz dünyadaki Amerika'nın büyük ithalatçıları içerisinde bir GTS anlaşması içerisindeki yapıda Hindistan'dan 43 milyar dolar alırken ondan 5.69'luk 5.7'lik bir paya düşüyor. Ama arada Tayland var 27 milyar dolar fakat 4 milyarlık bir şeyi kapsıyor. Brezilya var 26.5 orada 2.5. Endonezya var gene üstümüzde 18.23 milyar dolar. Onun içerisinde de 2 milyar dolar ama Türkiye'ye geliyoruz 7.70 seviyesinde olan bizden hani bizim ihracatımız yani 8 desek onun içerisinde 1.5'te 1 falan. Şimdi bu bir. İkincisi Türkiye'yi buraya koyarak şöyle bir fırsat da oluşabilir. Eğer bunu siz Amerikan kredi kuruluşlarının çoğu Amerikan kredi kuruluşlarının bir türlü artırılmadığı notun çerçevesinde değil de bu tehditten de yararlanarak artık gelişmiş ülke noktasında yabancı sermaye çekme stratejinizi değiştirip bunun üzerine bir plan kurarsanız durum değişebilir. Şöyle söylüyorum, geçen hafta Arda Ermut var, yatırım ofisi başkanıyla beraber toplantıdaydık. Oradaki gelişmeleri anlattı. 13 milyar dolarlık bir yabancı sermaye girişi ve yeni yapı içerisinde Çin-Amerikan savaşının getirdiği atmosfer içerisinde doğan yeni fırsatlar noktasında Türkiye'nin bir alan açabileceği noktasında girişimleri var. Hatta bir road show'a girip Türkiye'yi yeni farklı yönleriyle, farklı zenginlikleriyle anlatma noktasında bir artı bu. Yabancı sermaye çekme noktasında da hala etrafındaki ülkelerin, coğrafyanın ki müthiş bir
coğrafyadan söz ediyor. Doymamış pazarlar, yeniden inşa edilmesi gereken kesinlikle ülkeler. Yani 10 yıllık bir periyoda düşündüğünüz zaman Türkiye tuhaf bir yerde duruyor. Sadece tehditler değil ama zamanla fırsatların da etrafında duruyor. Onlar için de bir alan açacağı noktasında düşünülebilir. Böyle olunca da buna uygun şöyle bir plan düşünüyorlar. Gidip bunları dünyaya anlatmak ama inovatif yeni yöntemler bulmak. Zira sadece bu anlamda iştahı yüksek olan ülkeler değil, özellikle Balkanlarda en az 6 ülkeye gittim son bir ay içerisinde. Arnavutluk, Hırvatistan. Çok geziyoruz zaten. Evet, oralara gittim ve inanılmaz tedbirler geldi. Sadece mülk alana vatandaşlık vermenin ötesinde çok yaratıcı, çok yenilikçi yapılarla bu sermayeyi çekmeye çalışıyor. Türkiye'ye gelince tehdit noktasında S-400 şu bu vesaire de gıdada da bunu gördük. Açıkçası bunun neticede bizim T-400 ile ya da Patriot yerine vatandaş 1-0'la karşılık vermemiz gereken zorunluluğa itiliyoruz. Çünkü 3 alan var ki bunun elden gelen öğün olmuyor, o da vaktinde bulunmuyor. Birincisi silah, değil mi? İkincisi gıda, üçüncüsü ilaç. Yani bunlar yabancının gıdasıyla karnını doyuramıyorsun, yabancının ilacına bağımlı olarak sen tedavi olamıyorsun. Üçüncüsü yabancının silahıyla ülkeni savunamıyorsun. Bizim son zamanlarda geliştirdiğimiz kabiliyetlere baktığımız hepsi tehditten neşet ederek meydana gelmiş. Ben bu son çıkışı eğer bunu iyi değerlendirir, buna uygun yapıları da kurarsak Türkiye'de tıpkı hani SİHA'ları geliştirdiğimiz gibi, tıpkı diğer bazı kabiliyetlerimizi ortaya koyduğumuz gibi ekonomide de S-400'ler benzeri olduğu yapılarda da bazı alanlarda bize yaratıcı unsurlar meydana getirebilir, yeni ittifaklar koyabilir. Çünkü göreceksiniz önümüzdeki dönemde tek sorunumuz F-35 verdim vermedim, onun 1,5 trilyon dolarlık proje içindeki senin tedarikçi kimliğinle dışarı atarım, bunu sana satarım satmanın ötesinde kuşak yolun da faturası yavaş yavaş şekillenmeye başlandı. Bunlar konuşuluyor. Kuşak öderken Çin'in yapmakta oluyor. Evet, Çin'in yapmakta oldu. 21 ülkeden geçen aşağı yukarı 11-12 trilyon yeni dolarlık. Yeni İpek yolu. Şimdi Yeni İpek yolunda da biz Amerika'yı ya da tırnak içerisinde onları kızdıracak işler yaptık. Boğazı alttan 3 kere, üstten 3 kere geçtik. Yetmezmiş gibi Bakü Tiflis hızlı trenlerini koyduk. Çanakkale'ye köprü yapıyoruz. Ve biz o çerçevede onun içerisinde embet oldukça, onun içerisine katıldıkça başka bir tehdit alanı da meydana getiriyoruz. O da nedir? Amerika'nın ticaretinden Pasifik havzasının aldığı payla eşlik ediyorsun. Yani onun tırnak içerisinde işbirlikçisi haline gelen bir yapım var. Şimdi bunlara nasıl karşı çıkmak, bunları nasıl karşılamak noktasında az önce söylediğim gibi dalgayı baştan almak noktasında bizim özellikle seçimden sonra adreslenen yapısal reformlar artı bu YÖK'le bu işler olmuyor kardeşim. Siz şimdi bir rektörsünüz. Belki bu anlamda daha yetkin söyleyebilirsiniz. Hocamın yanında YÖK'ü eleştir de başını belaya sokma şimdi. Yok YÖK'ü hocamla ilgili değil, benle ilgili bir sorun. YÖK'ün bu anlamda bilimsel ihtiyacın yok edildiği bir yapıda yürümeyeceği noktasındayım. Bu da belki bize bir kırılma noktası getirebilir. Netice olarak ben Türkiye ekonomisine getireceği mali külfetler zaten 3-5 karşılıkta verilecek. Hatırlıyorsunuz demire, alüminyum hiçbir değeri yok. Ama hiçbir değeri yok. Onların çünkü sadece oradan da olmuyor ki. Pek çok anlamda entegre olmuş bir yapı. Yani korkular şu, Amerika Türkiye'de bir ekonomik kriz tetikleyebilir mi? Hayır, tetikleyemez. Ama şu var, ben olumlu yönde bu tehdidin bizde antikorlar geliştireceğini, yeni savunma mekanizmaları ve farklı kabiliyet. Mesela biz insan yapımı havadan ağır bir şeyin yukarıya doğru çıkacağı noktasını başkalarının bize verdiği teknolojiyle yapabiliyorduk. Şimdi bunu biz yapabiliyoruz. Stratosfere kadar çıkarabiliyoruz. Eğer bize o ankalar vesaire verilmeye devam etseydi bu kabiliyetimizi geliştirmeyecektik. Ben bunu görüyorum. Çünkü gözüyle düşünen bir yapımız olduğundan dolayı başına bela gelince tekerlek kırıldıktan sonra tedbir geliştiren bir yapımız var. Burada da bu işe gelecek. Yani bu sonradan maliyeti yüksek olmakla birlikte ben bu tehdidin bizi güçlendireceğini yani, beni öldürmeyen güçlendirir. Evet. Çünkü öyle gidiyoruz. Daha önce bunu yapman gerekiyordu. Yani 47-48'lerde hani uçak üretme kabiliyetimiz varken burada üretilmişi var diye vazgeçtik. Evet. Benzer yapılar içerisinde burada lokomotifinden tut arabasına kadar burada hala devrimi den sonra yenisini hala sokaklara süremedik.
Ama ihtiyaç ortadan kalkmış değil. Hatta ihtiyaç kendini çok daha fazla cari etmiş durumda. Hele ki ben bazen diyorum ki şükür başımız belaya girdi diyorum. Şükür bir çatışma içerisinde kabiliyetlerimizi geliştirdik. Siz biliyor musunuz güneydeki 4,5 milyon Suriyelinin faturasını, ceremesini çekiyoruz. Yani maliyetini çekiyoruz. 45 milyar dolardan söz ediyoruz. Hem ekonomik hem sosyal çekiyoruz. Hem sosyal çekiyoruz ama onun karşılığında sadece o tarafa bakmayalım. Bizim geliştirdiğimiz bazı kabiliyetler var. Savunma sanayimizde inanılmaz. Belki o anlamda dünya üzerindeki bu mültecileri sayesinde edindiğimiz yeni bir algı. Yani pek çok alanda da hizmet etmiş. Ben bu ambargo demeyeyim de bu yeni kararın bizi gelişmiş ülkelere sokuyor olmalarını ciddiye almamız gerekiyor. Pozitif olarak ciddiye almalıyorsunuz. Gelişmiş ülke gibi davranırsan belki bu anlamdaki adımları da hızlandırabiliriz. Yani bu bir umut olabilir ama biliyorsunuz olabilir. Umut her şeydir ama asla bir yöntem değildir. Şimdi bizim ihtiyaç duyduğumuz yöntemler. Yapısal reformlar, üniversitesinden tut, vergisinden, hukukuna kadar. Sanıyorum o da seçimden sonra herhalde bunları konuşuyor olacağız. Şerif Bey'in söylediği bunu fırsata çevirme konusunda Avrupa Birliği'ni bence hatırlamamız gerekiyor. Evet. Şimdi sanki biraz hatırladık gibi ama ortada da yok, Avrupa Birliği kaldı. Yok, tam biz hatırlarken onların hatırlayacak hali kalmadı. Hayır, yani Avrupa Birliği'nin siyasi Mayıs'taki Avrupa Parlamento seçimlerinden sonra çok ciddi bir sıkıntılı döneme gireceği aşikar. Ama bir yandan da ağır aksak olsa da giden Avrupa Birliği, ABD ticaret görüşmeleri var. Değil mi? Hani bir aralar bu dünya tarihinin en büyük yatırım ve ticaret anlaşması, transatlantik anlaşma olarak Obama gündeme öyle, gelmiş. Öyle diyordu. Biz hep masanın dışındaydık. Evet. Çünkü biz Avrupa Birliği üyesi değildik vesaire. Şimdi buradan bir açılım belki. Çünkü zaten Ankara-Brüksel ilişkileri de bir yeni soluk ihtiyacı duyuyor. Biz Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunu gündeme getirmiştik. Onlar da tamam görüşelim bunu dediler ama 3 senedir cevap vermediler bize. Şöyle bir açılımla gidilebilir. Bakın ABD de bizi zaten bu genelleştirilmiş tercihler sisteminin dışına bıraktı. O zaman biz madem böyle bir şey yürütüyorsunuz müzakere, sizinle beraber bu müzakereyi yürütmeliyiz. Meksika'yla, ama onu kabul etmiyor Avrupa'yı işte. Ama bu bir fırsat kapısı açabilir. Çünkü şu ana kadar kabul etmemelerin nedenlerinden biri de buydu. Ya bir tercih yani olarak Türkiye seni zaten ayrı bir yere koyuyor Amerika diyordu. Evet. Sen bir gelişmekte var olan ülke olarak ona muhataptın. Ama şu anda ABD'de diyor ki... Senin bir programın var zaten. Neyi tartışacaksın, neyi müzakere edeceksin? Yani bir fırsat kapısı olabilir. Bence bu Türkiye-AB ilişkilerini yürütenlerin bunu da bir akıllarında bulundurması. Brüksel'e gidilirken... Brüksel'e gidilirken bunu ya da bir masaya üçlü bakanlar bir araya geliyor gerekti. İşte İçişleri Bakanlığı, ABD'den sonra bakan hiç şey kalmadı. Yok, kalmadı o kalmadı mi? Ama bakanlar işte Hazine Bakanı, İçişleri Bakanı, sekreteryalar geliyor. Bürokratlar arasında bir iletişim var ama kamuoyuna değer üretecek derecede bir adımları görmedik henüz. Ya açıkçası evet. Fatih Bey, yani tüm bunların şeyini derleyip toparladığımızda yani öncelikle bir kere dünyada bir soğuk savaş denkleminin sona erdiği ve onun arkasından gelen küreselleşmenin de bir patinaj çektiği ve bundan kaynaklı olarak da işte ticari savaşlarıyla beraber yeniden gümrük duvarlarının yükseleceği bir dünya patinaj çekmedi ki bir de yani şeyin küreselleşmenin önüne duvar koyulduğu için, duvara dayandığı için aslında patinaj çekiyor. Ama yani küreselleşme de kendi içerisinde vaat ettikleriyle gerçekleştirdikleri arasında ciddi sorunlar ortaya çıktı. Tüm bunları göz önüne alındığında artık Türkiye'nin yeni bir diplomatik perspektife, yani dış politika perspektifine olayları evirmesi gerekiyor. Ama bunu yaparken de hamasetten, iç politikadan aşırı beslenmekten, anlatabildim mi? İç politikanın yüklerini dış politikaya aşırı derecede entegre etmekten, taşımaktan uzaklaşmamız gerekiyor. Yani ben örneğin Arda Bey'in yapmış olduğu açılımları takdir ediyorum. Çok da genç, başarılı bir bürokrat. Kendi alanında da önemli gayretler gösteriyor. İlker Aycı Bey'den sonra o vazifeyi bayağı güzel götürüyor. Ama Şeref Hocam'ın da söylediği gibi yani Türkiye burada bir hikayeyi yabancı yatırımcıya anlatacakken işte ismini zikretmeyeyim ama işte Cumhurbaşkanı danışmanlarından birisinin İş Bankası'nın hisselerini şöyle el koyarım gibi bir model çalıştığını neremize ve nasıl anlatacağız? Yani kime anlatacağız? Yani bu ne periz, bu ne lahana turşusu derler adama. Yani şimdi günün sonunda... Ya tam sana soracağım sual de buydu Murat'cığım. Türkiye'nin
Bir bu sorunlar falan var. Bir de bu sorunun hiçbiri olmasa bile Türkiye'nin çevirmek zorunda olduğu, yıl sonunda çevirmek zorunda olduğu yaklaşık 160-180 milyar tabii. dolarlar civarında bir borç var. Bunu Türkiye'nin ya dış sermaye bulacak tabii, ya kredi öncelikle. Bulacak. Yani öncelikle bakın tasarruf edecek Fatih Bey. Yani biz Türkiye olarak, Türk insanı olarak ayağını yorganına göre uzatmayı öğreneceğiz. Yani bunun tedbirlerini, önlemlerini... Bir numara tedbir bu zaten. Tabii ki yani bunun tedbir ve önlemlerini bireylerden başlayarak şirketlerimize, şirketlerimizden devam ederek kamu kurumlarımıza biz bu önlemleri alacağız. Ama tasarruf etmek dediğiniz şey üretimi durdurmak veya işte ticaretin döngüsünü... Hayatı durdurmak değil. ...denlemek değil. Yani tabii ki yani burada olabildiğince yani yalın üretime geçeceksiniz. Aynı şekilde diplomasilere, yalın diplomasiye geçmeniz gerekiyor. Vallahi Murat Bey bugün markete gittim. Akşam üzeri alışveriş yapacağım. Çok böyle atla deve bir şey değil işte. Ne denir? Sabun, mabun falan filan. Hepsini tek tek kontrol ettim. Türkiye'de üretilenleri alayım diye. Bulamadım. Çok ciddi sıkıntı. Buldum. Yani, hep buldum. Bayağı bir zorlanmış. Ama çok ciddi sıkıntı çektim. Evet. Aa, çevir bak koy, çevir bak koy, çevir bak koy, çevir bak koy. Mesela sıvı sabun yerli üretilen iki tane bulabildim. Ya tamam market... Marka yerli gibi görünmekle beraber işte Slovenya'da üretilmiştir atıyorum ya da işte Çek'te üretilmiştir falan diye böyle çıkıyor karşınıza. Markasına bakıyorsun, Çek gelenekselleşmiş bir Türk markası sanıyorsun, alırsın. Aradım epeyce yani. Yani işte üretim ekonomisine tekrardan dönmek işte Şeref hocamın da ifade ettiği gibi yani seçimlerden sonrasında kalıyor maalesef ve biz gayri ihtiyarı Türkiye'de aşırı bir seçim. Peki bir yabancı sermaye girişi falan olacak olabilir mi Türkiye'ye bugünkü şartlarda baktığımız zaman? Yani eğer biz hikayeleri böyle anlatırsak olmaz. Yani biz bu hikayeyi, biz elimizdeki malzemeyi doğru anlatmalıyız ve doğru şekilde o insan... Öncelikle bakın şöyle bir şey var. Yani hukukun olmadığı bir yere yabancı niye gelsin? Anlatabilir miyim? Yani zaten yerlinin hukuk önünde adilane yargılandığına ikna olmayan bir adamı gelip paranı getir kardeşim. Yarın bir gün hükümetle, birileriyle, güçlü birisiyle, iş yaptığın bir iş adamıyla, birilerine yakın birileriyle başın ağrıdığında korkma hukuk var dediğinizde böyle bir dünya yok. Yani şimdi biz Amerika ile ticaret yapan Türk iş adamları şu gönül rahatlığıyla Amerika'ya gidiyorlar. Yani günün sonunda ben Amerikan hükümeti Trump gelir o gider bu olur şu olur ama günün sonunda ben Amerikan yargısına çok üst düzeyde bir rahip meselesine benzer bir devletler arası ilişkiyi ilgilendirecek ve âli menfaatleri etkileyecek güvenlik politikasını sorunsala sokan bir meselede değilsem, normal rutin bir ticaret yapıyorsam Amerikan mahkemesine gittiğimde ben adam akıllı kararımı da alıyorum. Amerikan vatandaşına nasıl davranıyorsa Çinli'ye de öyle davranıyor, Türkiye'de öyle davranıyor. Yani bu aralar Çinlilere biraz daha farklı şeyler olabilir diyelim, parantezi koyalım ama günün sonunda hani bu yüksek standartlarda hukuk meselesi önemli. Yani bunu Türkiye becermek zorunda. Yani öyle de becermek zorunda, böyle de becermek zorunda. Biz son 16 senesinde Türkiye'ye dönüp baktığımızda vesayet tartışmalarından, şuralardan, buralardan bir türlü hukuku istediği kalitede ve niteliği taşıyamadık. Bunu beceremedik. Yani bu olmadı. Yani bu Türkiye'nin geçmişten getirdiği kadim bir sorundu. Yani Türkiye'de yargı araçsallaştırılmıştır. Nereden itibaren başlamıştır bu? Ta Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren gelen süreçte siz İstiklal Mahkemelerinden bu yana gelip yargıyı devamlı araçsallaştırarak 27 Mayıs yargılamalarına, oradan 12 Eylül meselesine, 72'deki o 3 tane gencecik çocuğu idam etmeye kadar giden süreçte siz yargıyı her türlü araçsallaştırarak gelmişsiniz. Ve kurguladığınız modeli değiştirme noktasında da yapmış olduğunuz hamleler sonuç vermiyor ama yabancı yatırımcı noktasında eğer Türkiye bir fırsata dönüştürmek istiyorsa gerçekten de Türkiye'nin önünde büyük bir fırsat var. Ya yani bunu niye çatışma olarak görüyoruz ben anlamıyorum. Yani bizim Çin'le de diyalogumuz var. Batı ittifakıyla da diyalogumuz var ve bu iki blok arasında geçişkenliği ve müzakereyi ve aralarındaki uzlaşıyı tesis edebilecek ülke konumuna da kendimizi atabiliriz. Aralarında arabuluculuk tesis edebiliriz. Yani biz müzakerenin bu tarafını da geliştirebiliriz. Yani Türkiye'nin... Ama böyle davranarak değil. Değil. Yani çünkü gerçekten de şöyle bir şey yok. Yani şimdi Hollanda bize seçimlerden önce düşmandı. Biz portakal kesiyorduk. Şimdi ne oldu? Hollanda ile iyiyiz. Ya bir taraftan da bakın yani şimdi dünyaya biz gidiyoruz. Bir terör örgütü, lanet, illet bir yapı var önümüzde. Gerçekten de dünya tarihinde olmayan bir mekanik içerisinde çalışan bir yapı. Ya biz bu adamlarla ilgili Türkiye'de oturuyoruz, anlatıyoruz, dünyaya bunu kendimizi ifade edemiyoruz diyoruz falan filan ama ya Türkiye'de insanların vicdanını yaralayan olaylar meydana geliyor. Yani çok bilindik, adı sanı duyulur bir adam pat diye çıkıveriyor. Bunu şimdi yabancı bir adam alıp okumuyor mu?
incelemiyor mu? Takip etmiyor mu? Yani benim medyamda çıkan bu haberleri onlar da irdelemiyor mu? Adam diyor ki ya kardeşim yani sen bu örgütle mücadele ediyordun. Bu adam bak bu örgütün ta nerelerine kadar çıkmış. Niye serbest? O serbestse benden iadesini istediğin adamın hangi koşullarda vereceğim? Yani. Nasıl yapacağım? Gibi. Ya o yüzden yani hani Türkiye ile Amerika'nın ilişkilerinde de yani artık lineer bir diplomasi, lineer bir dış politika şeyi yok. Yani çok. Yani şimdi Katar Türkiye'nin müttefiki midir Şerefe? Şu sıra öyle gözüküyor. Öyle. Yani değil mi? Katar bizim... Kıbrıs'a petrol çıkartıyor. Ha işte yani Katar evet. Orta Doğu'daki bizim güvenlik anlamında şeyimiz, en büyük Amerikan şeyimiz ama... Exxon'la beraber petrol Exxon'a çıkartıyor. Ha, yani orada çıkartıyor. Türkiye'de kim yazdı bir tek? Hayır yani şimdi bakın bu olmaz değil işte. Bakın yani şimdi Rusya ile Türkiye belli ilişkiler geliştirdim ama Ukrayna meselesinde biz çatışıyormuş Çağrı Hocam. Çatışıyoruz. Yani itişiyoruz, çatışıyoruz, itiraz ediyoruz. Yani artık çoklu bloklar içerisinde giden böyle katmanlı bir... Esnek esnek hareketler olabiliyor kendisi. Yani bu diplomasi var ama yani Türkiye politikayı doğru kanallar üzerinden üretmeyi başarmak zorunda. Yani çok böyle seçime odaklı gidiyoruz ve çok sık seçime gidiyoruz. Bundan kaynaklı Washington olarak 4'te da... 4'te seçim yok. İnşallah. Yani evet, olmayacağını garantisi bunu ilk defa var? Senden duymuyorum. Bunu siyasette ve iktidar partisinde birisi dedi ki ben 4'te seçimsiz olacağını zannetmiyorum dedi. Şaşırdım ben de. Ya inşallah. Yani keşke. İnşallah olur. Yani keşke ve Türkiye kendi önceliklerine odaklanarak bu işleri şey yapsa. Ama S-400 meselesinde Türkiye'nin çok net bir tavrı var. Çok da haklı bir tavrı var. Ve bu haklı davasını Türkiye çok rahat savunabilecek konumda. Nedir bu? Ya kardeşim benim kısa vadede bir hava savunma sistemine ihtiyacım var. Ve bunu da sen tesis etmiyorsun ve temin etmiyorsun. Sen bunu tesis ve temin etmediğin süre içerisinde de ben Ruslarla bir görüşmeye başladım. Burada da bir mutabakata vardım, bir imza attım. Attığım bu imzanın arkasında da durmak zorundayım. Bununla alakalı olarak oluşabilecek okasyonları, olumsuz durumları vesaireleri senin bana giderebilme olasılığı nedir? Bu soruyu sormak gerekirken Amerika tarafında da şöyle gariplikler oluyor. Yani şimdi İran ambargosuyla bu son alınan kararın hep aynı güne çakışması tesadüf mü? Tasarım. Yani. Tabii ki tasarım. Yani masaya ekstradan bir koz daha koyduğunu zannediyor. Evet. Ha, Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü içerisinde çok ekstrem bir rakam değil belki. Ama Amerikan tarafı açısından masanın üzerinde, müzakere masasının üzerinde... Çiplerden biri. Evet, yani kendisine hareket kabiliyetini arttırabileceğini düşündüğü ne bulabilirse getirme taraftarı. Çünkü Trump'ın temel yaklaşımı bu. Burada da Türkiye şu soruyu kendisine sorması gerekiyor. 52'de NATO'ya girmiş bir ülkeyim. 52'de NATO'ya girdikten sonra ben NATO'nun sıcak çatışma bölgelerinden bir tanesindeyim. Ve NATO'nun kurulma felsefesinin ve varlık sebebinin en temeli olan Sovyet Rusya'nın komşusuyum. Ve Sovyet Rusya'nın Amerikan çıkarları için Orta Doğu'daki ana çatışma alanlarına da komşuyum. Ben Pentagon kartını nasıl elimden kaçırdım? Niçin kaybettim? Ne ara kaybettim? Anlatabildim mi? Yani 1 ben... Mart'ta kaybettim. Ya 1 Mart'ta mı kaybettik, daha eskiden mi kaybettik? 1. Körfez Savaşı'nda mı kaybettik, ondan daha öncesinde mi kaybettik? 1. Körfez Savaşı'nda elimizden düşürdük, 1 Mart'ta masanın üstünden aldılar. Yani şimdi buradan baktığınızda da şöyle bir şey var Fatih Bey. Yani günün sonunda Türkiye şuna da kabullenmek zorunda. Amerikalılarla muhatap olurken şunun da bilincine varmanız gerekiyor. Artık Soğuk Savaş denklemi ortadan kalktığından dolayı Amerika için Türkiye vazgeçilmez. Liğini farklı kurgulamak zorunda. O zaman Amerika ile ticaretinizi daha sık geliştirirsiniz. Çünkü Amerika'daki en büyük karar alıcı yapı, Çağrı Hocam'ın da söylediği gibi, yani orada senato var, burada başkan var, o var, bu var. Ama Amerika aslında tüccarlar olabilir. Ülkesi. Olabilir. Tüccarlar ülkesi. Yani ticaretten anlıyor adamlar, paradan anlıyorlar, parayı seviyorlar. Parayı konuştuğunuzda gözlerinin ferri değişiyor. Anlatabildim mi? Yani bu parayı konuşurken de bu adamların açısından dönüp baktığınızda Çin'le kafa kafaya gelecekleri bir denklem var. Dünya oraya doğru gidiyor ve Amerika ağırlıklı askeri gücünü ve motivasyonunu ve yoğunluğunu ve kendisinin fokus olacağı o ağırlıklı odak noktasını Çin tarafına, Çin denizine doğru kaydırmak istiyor. Orta Doğu'dan çekilmek istiyor. Ama burada da bir tane adamların sırtlarında bir küfe var. İsrail. Yani bu İsrail meselesinde de Türkiye olayı doğru denkleme oturtmak zorunda. Yani ben de kabul ediyorum İsrail katil bir devlet. İsrail'in yaptığı hiçbir uygulamayı bir dünyanın genel gelişmiş hukuk sistematiğini benimsemiş modern bir insan tahayyülü içerisinde bir yere oturtmanız mümkün değil. Mümkün değil. Ama bu lanet devleti çıkartmayan bir Arap dünyası var.
uğraşmayan bir kral var orada. Suud kralı. Evet, Doğuş. Uğraşmayan ne? Doğuş. Yani Doğuş vesaire. Ama yani şimdi alemin doğrucu Davut'u olmak da bana mı düşüyor bazı yerlerde? Yani burada da ben Türkiye'nin kendi âli menfaatlerini dengelemesi gerektiğine inanıyorum. Ha bu İsrail'le ilişkilerimiz askıya alınsın, kopsun, hiçbir münasebetimiz kalmasın. Ama bu ilişkiler benim başka ülkelerle olan ilişkilerimi de zehirlemez. Ya bunun da çözümünü o zaman bulmak durumundayım. E şimdi geliyoruz Suriye'deki güvenlikli bölgeye. Yani şimdi Amerika Suriye'den çıkar mı çıkmaz mı? Çıksan olur çıkmasan olur. 2500 ile 4000 arasında silahlı unsurun olduğu bir yerden bahsediyorsunuz. Esas mesele orada kimisi SDG diyor, kimisi YPG diyor. Bana sorarsanız buz gibi PKK. PKK. Yani buz gibi PKK ve bu PKK'yı besleyen, destekleyen, ona 70 bin tıra yakın silah veren bir müttefikten de bahsediyorsunuz. Şimdi yani bunları oturup doğru düzlemde Türkiye tartışmıyor mu? Daha sık tartışmalı. Daha fazla kanalla gitmeli ve Amerikalıların suratına bu yaptıkları kepazeliği daha net ortaya koyuyor. Çünkü bunun adı kepazeli. Koyuyor ama umursamıyor. Ha, umursamadığı noktada da Türkiye elindeki veri setini çoğaltmak zorunda. Bu kadar net. Bu veri setini çoğaltırken de... Veri seti ne var ki bizim elimizde? Ya Rusya fena bir veri seti olarak durmuyor. Rusya ve Çin. Bu yatırımlardan ben almak istiyorum. Lütfen. Şöyle, iki hafta önce Washington'daydım yaklaşık bir 10 gün kadar ve bizim bu yatırımcılarla çalışıyoruz Albright tarafında. Yani herhangi bir sektörün işte altyapıdan bir şekilde sağlık, teknolojiye kadar bunlar dünyanın en büyük stratejik şirketleri, global şirketler. Şimdi yani oraya gittiğim zaman bir de tabii çok farklı ülkelerden de insanlar geldi üst düzey. Washington'daki bir şekilde işte eski ticaret bakanları, eski dışişleri bakanları dahil. Şöyle bir şey var. Ve 2011 yılından beri ben bu stratejik şirketlerle yani Türkiye'ye yatırım yapmalarını anlatıyoruz. Tabii Türkiye'ye sadece Türkiye'ye bakmıyorlar. Aynı anda böyle bir düzine yere bakıyorlar. İşlerinden bir şekilde risk faktörlerine göre, ekonomik potansiyeline göre falan azaltıp Türkiye'ye veya başka bir ülkeye karar veriyorlar. Şimdi baktığımız zaman 4-5 yıl öncesine kadar Türkiye hemen hemen yani hani global 500'deki şirketler içerisinde yatırım yapılacak ülkeler içerisinde ilk 5'teydi. Evet. Tekrar söylüyorum ilk 5'teydi. Evet. Ve bunlar hani orta ölçekli şirketler falan değil, en büyük şirketler. Ha ne diyorsunuz yani buraya yatırım yapmış, ek yatırım. Ve burada ben de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı'nı yani Arda Bey ve ekibini kutlamak istiyorum gerçekten. Yani bütün bu süreç içerisinde ondan önceki başkanlara da dahil olmak üzere yani çok profesyonel bir ekip var. Ama bürokratlarımız bir şekilde ekibimiz yetmiyor. Şimdi ne değişti peki bu süreç içerisinde? Türkiye'nin gerçekten algısı çok bozuldu. Yani eğer biz ülke olarak algıyı Murat Bey'in söylediği diplomatik, siyasi konular bunun içerisinde olmazsa olmaz. Eğer bunu değiştiremezsek bu algıların arkasından istediğimiz kadar Türkiye'ye stratejik yatırımcı, yabancı yatırımcı hikayesi yapalım kaybolup gidiyor. Yani Amerika'dan baktığınızda ben hayatımda bu kadar hasımane bir ortam daha yaşamadım, görmedim. Yani işte belli örgütler, Türkiye'nin düşmanı bir takım lobiler, yani mesela işte savunma sanayi lobisinden bahsettik, Yahudi lobisinden bahsettik. Bunlar Amerika'da... Bir de şimdi FETÖ lobisi var. Bir de FETÖ lobisi var. Bunlar yani bütün ülkeye koyuyorum ama o ikisi Amerika'yı yeri göğü inletecek kadar önemli. Trump seçilirken bir hafta sonu gitti, iki gün boyunca o Yahudi örgütlerine kendini anlattı başkan olursan. İki gün boyunca ya. Evet. Hatırlıyorum onu. Yani iki gün boyunca evet. İşte ben başkan olursam şöyle yapacağım. Şimdi hani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bir takım bir real politik var. Ama o siyasi algıyı eğer düzeltemezsek o zaman Türkiye'yi ekonomik olarak da yönetmenin maliyeti artıyor. Artıyor. Bunu kenara koyduğumuzda yapısal olarak da yargı tarafında olsun, bir şekilde sektörel bazda yatırımcının önünü açmak bazında olsun. Örneğin sağlıkta gerçekten yerli altyapıyı kazanmak adına önemli kazanımlar oldu kesinlikle. Burada tabii farklı kurumlar biraz şey kullandı. Yani bunu zorla yaptırdı. Yani en azından nasıl oldu bu? İşte Türkiye'de bu ilacın satılması için geri ödeme sistemine geçmek için bir şekilde yerleştirmeniz lazım. Ve bunu gerçekten de bu şekilde yapmak doğruydu. Çünkü eğer böyle olmasaydı Türkiye ufak
sayılabilecek bir pazar olduğu için yapmazlardı. Dolayısıyla Rusya da bunu böyle yaptı. Birçok, en azından bir düzine ülke bunu dünyada böyle yaptı. Polonya da böyle yaptı. Ancak geldiğimiz yer itibariyle bundan sonrasında işte o akıl teri dediniz ya. Yani burada bizim eğer klinik deneyler yapacak yeterince kalifiye elemanımız yoksa, bunları yapacak akademik ortamlarımız yoksa, bunları yapacak bir şekilde Ar-Ge alanında Türkiye'den veya yurt dışından stratejik yatırımlara eğer Türkiye'ye çekemiyorsak, bundan sonra bunu alıp da ticarileştiremiyorsak, ondan sonra bunu ölçeklendirip yurt dışına, Amerika'ya veya Avrupa'ya ihraç edecek kalitede üretemiyorsak, yani bunların hepsi aslında zincirleme. Dolayısıyla bir yere kadar gelebiliyoruz ama onun üzerine geçebilmek için gerçekten yapmamız gerekenler yapısal anlamda eğitimden ticarileştirmeye kadar, ihracat değil iş geliştirme olarak bakıyorum ben ona. Yani ihracatta siz bir yerde bir şey buluyorsunuz, müşteri pazar buluyorsunuz, satıyorsunuz, pazar. Ama eğer Walmart'ı atıyorum Türkiye'den siz bir şekilde orada doğru insanı bulup onunla belli kategorilerde iyi fiyatla uzun dönemde bir anlaşma yapabilirseniz ve sürekli olarak da inovasyonuyla birlikte, müşteri ilişkileriyle birlikte o hesabı kazanabilirseniz, Walmart tabii olarak konuşuyorum, o zaman zaten başka bir şey yapmaya ihtiyacınız yok. Getirmek istediğim nokta, yani yapılacak çok iş var, belli bir yere geldik ama bir, Türkiye'nin o siyasi algısını iyileştirmek zorundayız. Sonrasında siyasi ve hukuki. Ve hukuki algısını. Bakın Türkiye'deki yabancı şirketlerle yani farklı konularda bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Ama yabancı şirketler tahkime tabi değil mi? Yani onlar niye korkuyorlar ki Türkiye yargısından? Hayır, yani tahkime tabi, yani geldiği anlaşma itibariyle tahkime tabi olarak yaptığı anlaşmada tahkim şartı koyduysa tahkime şartı, hı-hı, tabi. Ama yani koymayan veya başka... Normal yatırımcılar var, onlar değil. Ya hayır, yani şimdi... şöyle bir şey var, yani şirketin, bakın şöyle bir şey var, yani şimdi bir iş bankası var ortalık yerde. Doğru mu? Doğru. Bunun içerisinde bir de post mortem dediğiniz bir miras hukukuna alakadar eden bir vasiyet var. %28. Bir siyasi partinin elinde. Bakın hükümet şuradan anlatırsa ben anlarım. Yarın bir gün CHP iktidara geldi. Doğru mu? Geldi. Hazine Bakanı atadı. Atadı. SPK buna bağlı. BDDK'ya atama yapıyor. Bir yandan da bir bankaya bakın atama yapıyor. Başka bankalar da var. Yani rekabet nereye gitti? Şeffaflığı nasıl test edecek? O bankaların CHP iktidarıyla olan diğer münasebetleri anlamında İş Bankası'nın tarafsızlığını nasıl sağlayacak? Tabii. Buradan bakarak CHP yönetiminin bir şeyleri çözmesi gerek. Burada bir bugünün modern hukukunun içerisine geldiğimizde, bugünün bankacılık sistematiği içerisine geldiğinizde bir sorunsal var. Ama bunu siz tepeden bodoslama böyle ben mevcut iktidar olarak bunu kaldıracağım, bunu hazineye devredeceğim, kanun çıkartacağım dediğinizde A firmasının yabancı yatırımcıya ait hisselerini de bir gün hazineye alabilirsiniz. Emsal var, uygulama var, kanun da çıkmış. Yani bu ürkünç bir durum. Anlatabildim mi? Ama burada maalesef biz şunu yitirdik. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nu davet edip, ya Kemal Bey bakın bizim kaygı duyduğumuz hikaye bu. Yoksa sizin oraya atadığınız 3-5 insanın aldığı huzur hakkı değil. Ya iş o tartışmaya gelirse hükümet tarafından atana yani neler neler. Yani bugün örneğin bir belediye başkan adayımız, önemli bir GSM operatörümüz de hala yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Bir yandan da belediye başkan adaylığını sürdürüyor. O belediye başkan adaylığı süreci içerisinde o GSM operatöründen usulsüz veya diğer adayların aleyhine fiyatsal anlamda bir propaganda SMS'i gitmeyeceğinin, yani kim söyleyebilir reklam gibi. Reklam için çok acele ediyorlar. Güzel konuştunuz Murat Beyciğim. Kısa bir reklam arası. Evet. Döndük tekrar programa. Biz arada burada gülüp eğleniyoruz ama programla ilgili bir şey değil. Benim badem yememle geçiyorlar, alay ediyorlar. Özellikle bu Şeref Oğuz. Şimdi badem konusu da şunu değil, bizim ithal ettiğimiz ürünler arasında. Evet, yetmiyor. Badem de ithal ettik. Tabii, tabii. Çünkü ithal çok edelim. Fazla biz badem bağımlılığı olduk. Belki de burada sizin bu benim hareketleriniz... Benim fonksiyonum var. Bademde biz iklim var. Değişikliğinden de muzdaribiz. Don yiyoruz. Don yiyor. Yani şu anda... Küresel ısınma yok mu ya? Yani işte onun etkileri yani farklı. Yani bu mevsimde... Türk ailesinin bir numarası ay çekirdeğidir.
Yani badem falan onun yerine su dökemez. Evet. Sabahtan akşam. Ay çekirdeğinde ithal edildi. Ukrayna bizi aldı geçti gitti yani. Örneğin Konya'nın doğal ürün şeyinde havzasında olan bir ürünken. Hangisi? Trakya'da. Ay çekirdeği yani. Şimdi Ukrayna aldı geçti buğday. Ama Ukrayna her zaman iyidir. Osmanlı zamanında da hep Ukrayna'dan geliyor her şey. Ama yani oradan deniz yoluyla nakletmek o tarihte daha kolay. Yani evet. Kanlılarla Konya'dan evet. buğdayı İstanbul'a taşımaktansa evet. deniz yoluyla oradan nakletmek. Özellikle Dobruca bölgesinde, Bulgaristan, Romanya sınırında oralar doğal Osmanlı şeyi. Yani şimdi şu şeyden tamamlarsak, yani İş Bankası meselesinden tamamlarsak, yani siyasiler karşılıklı nezaketlerini yitirmemesi gerekir ki böyle meselelerde bir araya gelip, anlatabildim mi, konuyu sağlıklı düzlemde tartışabilsinler ve bunları yapabilirken doğrudan doğruya muhatap almak istemiyor olabilir. Birbirlerine kullandıkları kırıcı sözlerden kaynaklı olarak en azından temsilciler tayin edebilirler. Ve bu mesele Türkiye'nin gündeminden böyle bir çıkması gereken bir hadise. Çünkü yani bunun yaratabileceği sarsıntı, insanların zihninde yaratabileceği algı, hukuk sistematiği üzerinde oluşturabilecek. Çünkü yargıç önünde sonunda bir emsal karara bakar ve bir uygulama ortaya çıktığı zaman, bir kanun hükmü ortaya çıktığı zaman kıyas metodunu da uygulamak suretiyle farklı farklı yerlere evirebilirsiniz ki zaten biz yani şu anda yargıç kalibresi olarak diplerdeyiz Türkiye olarak. Neden böyleyiz? Çünkü biz bu lanet örgüte yargımızı zaman içerisinde teslim ettik. Yani burada da yani eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. Bu sadece AK Parti'nin kabahati de değil. Ağırlıklı kabahati onların. Ama onun altını çizmek gerekiyor. Ama bu ta Demirel'den başlayıp gelen bir süreç. Ama bunun sonunda Türkiye şu anda gencecik çocukların elinde yargıyı ayakta tutmaya çalışıyor. Burada da insanlarımızın da biraz daha olaylarda daha olgunlukla yaklaşması gerekiyor. Yani biz tartışma kültürünü geliştirirsek, karşılıklı müzakereyi geliştirirsek, birbirimize edep çerçevesi içerisinde fikir paylaşımını geliştirebilirsek, bizim çözemeyeceğimiz, tartışamayacağımız hiçbir sorun olduğuna ben inanmıyorum açıkçası. Yani bu kültürü de zaten çoğaltırsanız, yani yabancı yatırımcı açısından da bu önemli bir mesele haline geliyor. Yani şimdi Türkiye'nin dış politikasıyla alakalı olarak Çağrı Hocam'ın bir görüşü olabilir. Metin Aydın Hocam farklı bir perspektiften bakabilir. Çeşitli ekoller var zaten. Anlatabildim mi? Ama günün sonunda bu tartışmalar think tank özelinde olabilir, STK'lar özelinde olabilir, üniversiteler özelinde olabilir. Bu tartışmalar çoğaldıktan sonra karar verici, hükümet içerisindeki işte şu anda başkanlık sisteminde kurullarımız var, Dışişleri Bakanlığımız orada. Karar verici, politika oluşturucu siyasetçilerin ve bürokratların eline bu doneler geldikçe, bu tartışmalardan, bu fikir müzakerelerinden ortaya çıkan yeni yaklaşımlar, yeni bakış açıları geldikçe, Türkiye daha esnek, daha çoğulcu politikalarda üretme imkanına da kavuşur. Yani biz bu tartışma kültüründen vazgeçmememiz gerek. Burada da anlamsız bir korku üretiyoruz biz. İşte onu söylemeyeyim o alınır, bunu söylemeyeyim şöyle olur. Yani ne yani söylediğiniz şey hukuk çerçevesi içerisindeyse, ülkenin âli menfaatlerine zarar vermiyorsa, gizli bir ajandanız yoksa, birilerine bir zarar verme kaçtı gayesi içerisinde değilseniz söylediğinizden niye çekineceksiniz? Ben bunu da anlamıyorum açıkçası. Yani bu atmosferin Türkiye'de hızlı bir şekilde dağılması gerekiyor. Bunu da dağıtmak biraz siyasilerin elinde diyelim ama siyasiler bunu beceremiyorsa da işte bizler ekranlara çıkan insanlar olarak da bu özgüveni ortaya koyabilmeliyiz deyip bu, ben sözü bırakayım. Teşekkür ederim. Az önceki tabloya baktığınız zaman aslında herkes mutabık. Amerikalıların kendisi de söylüyor. Bir güç değişimi sürecinden geçiyoruz. Yani dünya tarihinde son 5 asırdır. Defalarca yaşamışız biz bunu ve genellikle de büyük bölgesel savaşlarla veyahut dünya savaşlarıyla. Ama onu söyleyeyim. Bir savaş mı var kapıda diye herkesin aklında bu soru var. 2008'den beri tırmanan bir dünya savaşı riski var. Çünkü son olarak da iki nükleer güç birbirine girdi, Pakistan'la Hindistan. Hatta bu yaşananların bunun öncü sarsıntıları olduğu söyleniyor. İşte ben ona şunu diyorum. Büyük derbi. Büyük derbi. Çin'le. Şimdi Amerika bakın arasında. Yalnız hayır. Bunlar hazırlık maçları. Bunlar hazırlık maçları. Bu derbi değil. Bu derbi değil. Bugüne kadar 5 asırdır hepsi derbiydi. Derbi ne demek? Aynı kentin büyük takımları oynar. Evet. Batı içerisindeydi o mücadele. Yani Portekiz, İspanya, arkasından bravo. Hollanda, sonra Fransa, sonra İngiltere, sonra ABD. Başak uzun asırlar boyunca İngiltere. İlk defa bu sefer
küresel kıtalar arası kupa. Niye Japonya ile olmadı İkinci Dünya Savaşı'nda? Hayır hayır. Hayır. ABD'nin, İngiltere'nin küresel liderliğine Almanya meydan okudu. Evet. Bunlar tokuşunca aradan Amerika çıktı. Japonya değildi meydan okuyan. Evet. Japonya bir küresel, bölgesel güç olma mücadelesi yürütüyordu. Pasifik'te yoksa etkinlik kurmuş. O kadardı. Ama şu anda ABD'ye, Sovyetler Birliği meydan okudu, çöktü. Şimdi asıl challenger geliyor, büyük meydan okuyucu ve bu kıtalar arası kupa mücadelesi. Bu artık şey değil, yani derbi falan açmış bu. Olimpiyat mı diyelim buna? Dünya kupası mı diyelim? Dünya kupası diyelim. Dünya kupası. Bakın Trump geçen yıl, daha şeyin birinci yılını bitirirken koltuktaki, Amerika'nın ulusal güvenlik strateji belgesini yayınladı. Orada çok net bir şekilde dedik, bizim asıl rakibimiz Çin'dir. Evet. Onun arkasından bir yerlere Rusya'yı koydu. Sonra da bir de dedi işte terörist İran. Ülkeler var. İran vesaire. Ama Çin yani. Neden Çin olduğunu da çok Amerikan ticaretine verdiği zararlardan bahsederek, Amerikan üreticisine, Amerika'daki işsizliğin nedenini de oraya bağladı. Pek çok şeyi bağladı. Biz 300 milyar dolar da bir saç ceza kesti. Benden yürüttüğüm patentlerle. Tabii tabii. Başlangıç cezası. Yani bu mücadeleyi de sürdüreceğini söyledi. Hatta şu an az önce Murat söyledi. Yani uzunca bir süredir aslında, 2008'de değil Fatih Bey, Rumsfeld savunma bakanı olduğunda 2001'de bu ordunun yeniden reformu, Reform in Military Affairs denilen hadiseyi. Tabii öyle bakarsak daha önceye gidiyor. Ağırlık merkezi şeyin. CENTCOM'un kuruluşuna kadar gidiyor. Hayır hayır, CENTCOM ama Orta Doğu'yu kontrol etmek içindi. Yani ama o hayır, eski. CENTCOM'un esas Afganistan, Orta Doğu. Bütün ama bu merkez bu ordu olmasını söylüyor. Yani o eski yani. Eski güzel günler diye şimdi evet. Bazı stratejistler Clinton söylüyorlar. Yani CENTCOM, soğuk Orta savaş Asya. Döneminin mekanizmasıydı o. Şimdi evet. Onun yerini Asya Pasifik bölgesine doğru yavaş yavaş kaydırmaya başlıyor. Avustralya'yla, Yeni Zelanda'yla, Güney Kore'yle. Yeni işbirlikleri yapıyor. Japonya anayasasını MacArthur yazdırdı, dikte ettirdi. Evet. Ordu kurmayacaksınız dedi. Onu şimdi değiştirin kardeşim, o ordu kurun ki Çin'le müttefik olalım diyor. Şimdi mesela Amerika'yı yöneten birinin aslında, madem böyle bir 2050 vizyonu koyuyorsun, yani birinci büyük ekonomi Çin, ikinci büyük ekonomi Hindistan, Amerika ancak üçüncü olmuş. Ordu da hala o tarihlerde belki askeri güç olarak işte kafa kafayalar ama yani liderliğin gidecek. Herhalde şunu yapması lazım. Müttefiklerini azaltmaması lazım. Çoğaltması gerekiyor. Çoğaltması lazım. Şimdi aklı bakıyorsunuz yolu bu. Aynı kişi, yani bu vizyonu koyan, benim rakibim Çin'dir diyen kişi ve grup Almanya'yı kaybediyor. Fransa ile didişiyor. Rusya ne olursa olsun petrodan beri aslında Batı dünyasının bir parçasıdır ve Çin'le daha fazla dost olabilir ABD'ye. Yani Çin bir tehdit olduğunda. Bir de tarihsel geçmişe yani baktığımızda işbirliği vesaire, yani onlar fazla. Arızi bir takım sebeplerle ortaya çıkmış ve hiçbir zaman da kurumsallaşamamış yapılar. Rusya Batı'yla daha fazla işbirliği yapabilir. Şimdi böyle bir yapıda ve Türkiye o kadar kritik bir noktada yer alıyor ki. Gene. Bunları yanına çekeceğine uzaklaşıyorsun. Niye yapıyorsun bunu? 2 yıl sonra seçim var. İçeriye popülist bir takım söylemlerle işte sizin işsizliğinizi azaltmak için, yeni istihdamlı alanları ortaya koyabilmek için. İşte Türkiye'den gelen çelik ürünlerine vergi koyuyorum kardeşim. Niye Amerikan çelik endüstrisi üretimine devam etsin? İşte şunu Almanya'dan gelen şu arabayı kesiyorum, bilmem ne yapıyorum. E peki 2 yıl sonra ne olacak? Sen kazandın ya da kazanmadın. Şimdi burada Türkiye'nin belki de herkes aslında mutabık ama biraz daha böyle netleştirerek söyleyelim. Washington'daki muhatabını değiştirmesi lazım. Evet. Şimdi biz hep 2. Dünya Savaşı'ndan sonra diyoruz ama gerçekten de öyle. 1947'den beri Washington'ın buradaki muhatabı hep bizim asker sivil bürokrasi olmuş. Niye? Çünkü bizi, bakın biz sohbetin başında burada konuştuk. 5 tane konu söylediysek 4 tanesi asker. Savunmayla, askeriyeyle, işte S-400 dedik, F-35 dedik, Patriot dedik. Ondan Suriye'deki sonra, güvenlik. Suriye'deki güvenlik meselesi, teröre karşı savaş filan. Ya Türkiye'nin aslında çok büyük bir hinterland'ın ortasında yer alan, hem parçası hem ortasında yer alan, bu aralarında yer alan ticaret hinterland'ından bahsediyorum. Son derece önemli bir ticari partner olabileceğini, ortak olabileceğini ve bu ABD ile ya da genelde Batı ile Çin arasındaki ekonomik mücadelede bu mücadelenin Türkiye'nin bu tarafta olmasıyla bu tarafın kazanabileceği bir büyük önem taşıyan bir hocam orada bir de yani Çin'le Amerika kesin arasındaki değerler mekanizmasının da bir üç ya değer falan yok şimdi Çin onu yapmaya yani çalışıyor yani hatta en büyük felsefi tartışmalardan biri o yani başat güç olabilmen için bir de bir lingua franca olacak yani dünyada herkesin konuştuğu bir lisanın olacak geçerli bir hukuk sistemin olacak
bir kültürün olacak. Şimdi adam bir değerler sistemini var etmeye çalışıyor. Asya değerleri diye bir şey uydurdular bunlar 90'lı yıllardan itibaren. Eşeliyorsun Asya değerlerini, katiyen evrenseldir. Konfüçyüs'e dayanıyor. Konfüçyüs de dünyanın merkezinde Çin'i oturtmuş. Evet. Şimdi ben yani, merkezde Çin var. Siz de benim etrafımda olun dediğiniz zaman zaten biz 5000 yıldır da buradayız. Olmuyor. Yani evrensel değil. Bir de bu çağda adamlar Doğu Türkistan'da açık seçik kültürel asimilasyon yapıyor ya. Yani bu noktada bizim ABD'de iş çevreleriyle, üniversitelerle, entelektüel çevrelerle çok daha yakın bir işbirliği içerisine, bir diyalog içerisine girmemiz gerektiğini, geleneksel oradaki muhataplarımızı tabii ki masanın dışına tamamen atmadan ama onların yanında bunları da ekleyerek gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama bu yönde de önemli adımlar atıldığını düşünüyorum. Yani yaklaşık 3 hafta evvel hatırlayın buraya bir Amerikan iş adamları heyeti geldi. Şimdi önümüzdeki Nisan ayında Türk-Amerikan İş Konseyi uzun yıllardan sonra bir kez daha toplanacak. Yani Özal rahmetli biliyorsunuz demişti. Yani bize yardım etmeyin, bizimle ticaret yapın. Yıllarca o kotaları kaldırmadılar. Sonra Dünya Ticaret Örgütü kotaları kaldırdı. Fakat bu sefer de anti-dumping davalarıyla Türk ihraç ürünlerinin ABD'ye girişini engellediler. Yine Ecevit zamanında bir kuaiziler vardı. Nitelikli sanayi bölgeleri Türkiye'de kurulacaktı. Buraya az bir katma değer ekleyip gümrüksüz yani İsrail malı gibi sanki gümrüksüz ABD'ye girecekti. Olmadı bunlar. Ama şu an ABD'de bir... Ama bunu mesela Mısır'la yaptılar. Ürdün'le yaptı. Hep işte barışın bir karşılığı olarak İsrail'le barış, ben de sana bunu vereyim. Yani bunun bir karşılığıydı o bir anlamda. Şimdi bugün ABD'de bunu gören, aklı başında Türkiye'nin öneminin farkında olan bir kesim var. Yani yekten ABD'yi bir monolitik unsur gibi, böyle bir homojen bir yapı gibi görüp, efendim bunlar tamamen Türkiye'yi dışlıyorlar, sadece Türkiye'yi batırılamaz bir uçak gemisi gibi hala görüyorlar demenin ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Hocam, o muhataplara ulaşmak orada lazım. Orada şöyle size bir ekleme yapayım. Şimdi belki Trump'tan önceki yönetimlerde söylediğiniz şansı vardı Türkiye'nin veya Türkiye gibi ülkelerin. Ama Trump dediğiniz başkan eğer size karşı ticari fazlam varsa dostumsunuz. Cari açık veriyorsam benim düşmanımsınız. Tamamıyla 0-1 olarak bizim bakıyorum. Dost olmamız lazım bu hesapta. Bu hesapta olmamız lazım ama o bile yetmiyor. Şuna getireceğim. Şimdi böyle bir bakış açısıyla ki azledilmezse de 2020'de demokratlar yine seçtirecek şeyi, Trump'ı. Oraya gidiyor. Şimdi böyle bir başkanla siz ne yaparsınız yapın. Böyle şans olmaz mı? Çok yaşlı. Çok yaşlı. 77 yaşında yani işte 2 sene sonra 79, bir 4 sene daha yani 80'li yaşların ortasında başkanlığını bitirecek. Tabii Alzheimer olmuş mümkün bir Amerikan değil. Başkanı falan. Çok yani. Zor. Olacak. Ama böyle bir başkanla yani böyle bir dünya düzeni içerisinde o söylediğiniz gerçekten çok zor. Bu açıdan şimdi Avrupa Birliği'ni ben yine getirmek istiyorum ilişkileri. Yani Türkiye'nin şimdi Asya'da bir blok oluşuyor baktığınızda. Yani Çin ve Çin'in periferindeki ülkelerin getirdiği bir blok. Avrupa Birliği özellikle siz de değindiniz. Yani bundan sonra Çin'den sonra Almanya'nın peşinden gidecek. Yani işte bu araba ithalatına ek vergiler gelecek. Ve işte Münih Konferansı'nda gördük yani Başkan Yardımcısı Pence geldi. 1,5 saat boyunca bütün AB ülkelerinde ders verdi. Eğer bizimle olmazsanız bir şekilde sizin teker teker arkanızdan geleceğiz diye. Burada böyle bir ortam içerisinde yani Türkiye'nin aslında önünde fırsat var. Amerika'nın yani Trump'ın bu hoyrat yönetimini ve doları kırbaç olarak, ekonomik kırbaç olarak kullanmasını Avrupa Birliği ile daha yakınlaşarak bu serbest ticaret anlaşması olabilir, Brexit sonrası İngiltere ile yapacak anlaşma olabilir. Yani orada bir potansiyel var. Ben tek şansımız Rusya değil bizim yani. Avrupa Birliği daha önemli. Kesinlikle öyle. Yani Rusya şu anda Türkiye'ye niye yakın? NATO üyesi Türkiye'yi S-400'lerle olsun, işte Suriye'de bir ortaklıkla olsun, onun propaganda değeri var Rusya için. Bunu unutmamak lazım. Evet. İşte ama burada mutabık olmadığım bir taraf var. O da şu, ABD'nin alternatifi AB değil. ABD'nin alternatifi kendi içinde. ABD yani biz, Trump yönetiminin alternatifi. Devletler üzerinden değil. Az önce işte epey 15-20 dakika konuştuk. Yatırım dedik değil mi? Tabii. Yatırımı devletler yapmıyor. Yatırımı firmalar yapıyor, yatırımcılar yapıyor, hatta şahıslar yapıyor. Devletler üzerinden kurgularsanız bizim klasik anlayışımızı terk etmemiz gerektiğini o yüzden söylüyorum. Yani tabii ki diplomasinin muhatabı Washington'daki işte onların meslektaşları olacak. Ama bizim çok ciddi ve dünyanın her tarafında iş yapan bir
İş adamları kitlemiz var. Doğru. Onların muhataplarının Washington'da Dışişleri Bakanlığı olmasına gerek yok. Onlar Kongre'nin kapısını çalacaklar. Onlar ABD'deki iş adamları derneklerinin kapısını çalacaklar. Onları buraya davet edecekler. Avrupa Birliği içinde peki de öyle. Peki biz o iş adamlarını Türkiye'de tukaka ilah edersek ne yapacaklar? Niye öyle bir şey olsun? Ne bileyim. Yani öyle bir şey olmasını, yani peşinen böyle bir varsayımı hareket etmeye gerektirecek bir şey yok. O zaman o adam gidip Suudi Arabistan'da da yatırım yapmaz. Yani o adam gidip Endonezya'da da yatırım yapmaz. Ya. Dünyanın her tarafında yapıyor. İşte o algıyı yani, eğer düzeltemezsek orada ekonomik olarak karşılıklı bir iletişim kuramıyorsunuz. Yani peki algıyı düzeltme noktasındaki başat adım ne olabilir? Hukuk reformu vesaire gibi adımlar mı? Yoksa bunun yanı sıra Türkiye'nin dünyaya başka bir öykü sunuyor olması gerekiyor. Öyküyü değiştirmek gerekiyor. Türkiye yeni hikayesini bulması gerekiyor. Bu anlamda da Çağrı Hocam'ın dediği gibi yani bizim gibi iş adamı derneklerinin Türk bürokrasisi tarafından oraya gittiğimizde daha rahat hareket edebilmemiz anlamında da bizim önümüzü açması gerekiyor. Yani bizim ticari atölyelerimizde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Niye böyle düşünüyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Yani bak diyorsunuz ki biz iş adamları derneğiz. Yani burjuvaziyi temsil ediyorsunuz değil mi? Ya alın vizenizi kardeşim. Gidin muhatabınızdan da bir e-mail atın, randevunuzu alın, gidin kapısını çalışın, görüşün. Niye sizin önünüzü birileri açsın? Bırakın onu demiyor. Yani yeter. Karışmasın diyor. Aynen. Uzak dursun. Onu da çok anlamıyorum. Ben kimseye de karıştığını zannetmiyorum yani. Yeter ki bu ülkeye döviz girdisi sağlayabilecek bir takım adımlar atılsın. Onlara ya inanılmaz teşvikler veriliyor. Yani eri oturup da doğru konuşmak lazım. Bakın bizim eğitim alanından size bir örnek vereyim. Türkiye son özellikle 10 senedir uluslararası öğrencilerin, yani yabancı öğrenci denilen eskiden, insanların sadece burs verilerek getirilen öğrenciler olmadığını ama dünyada bunun çok ciddi bir 200 milyar dolarlık pazarın olduğunu fark etti. Ve inanılmaz teşvikler veriyor üniversitelere. Yani fuarlar destekleniyor, oradan öğrenciler buraya getirildiğinde onlara çeşitli imkanlar sunuluyor. Ve yavaş yavaş Türkiye şu an 150 bin öğrencinin bulunduğu bir uluslararası öğrenci merkezi haline gelmeye başladı. Hala dünyadaki o pastadan %1'lik pay alıyor ama bundan 10 sene evveliyle mukayese ederseniz 22 bin öğrenci varken 150 bine çıkmış. Ya 350 bin hedefi var. Dolayısıyla aslında bunlar böyle paralı üniversitelerde okuyan öğrenciler büyük. Yani şunu yapmak lazım. Ya gittiniz orada işte bir engel çıktı, bir şey oldu. Döndünüzde yazın raporunuzu kardeşim Ticaret Bakanlığı'na. Biz gittik ama buradaki arkadaş bize yardımcı da olmadı, köstek oldu. Çok iyileri var. Yani genellemek doğru. Ya iki telefonla aynı anda konuşan, üç tane iş bağlayan ve daha sonra da defalarca insanlardan teşekkür mektupları alan. Yani tam aksine mesela yani, iş adamlarının ilgisizliğine yakınan çok çalışkan şeyler de var. Niye geldi de hiç bana da uğramadı, bak iki tane randevu da alamadı. Keşke benim kapımı çalsaydı diyen, yani cefakeş, fedakar insanlar bunlar. Yani bunu da bir kenara atmamak lazım. Biraz o İngilizlerin hani Neil Ferguson diye bir adam var. İşte The Empire diye bir kitap yazdı. Evet. Yani İngiltere nasıl dünyanın en büyük imparatorluğu oldu 9. asırda? Bir tek şey var aslında. Tabii ki sömürgeciler, tabii ki acımasızlar. Ya gözü pek adamlar ya. Yani adam almış gitmiş Singapur'u alıvermiş şeylerin elinden. Hollandalıların elinden öbür tarafa gitmiş. Münafıkede almış. Almış yürümüş. Yani bugün tabii böyle al parselle vesaire değil ama biraz biz aktif. Mesela üniversiteli olarak biz. Ya işte devlet bize yardım etsin, bizimle ilişki kursun Amerika hükümetiyle, bizde bir anlaşma çerçevesinde. Ne lüzum var? Oradaki üniversiteyle sen muhatap ol. Oradan bir adamı buraya davet et. Ya ben gelmem vesaire, ne olur ne olmaz siz Suriye'ye yakınsınız diyorsa atla git oraya. Anlat Türkiye'nin öyle bir yer olmadığını. Al getir adamı buraya ailesiyle beraber. Misafir et, bak nasıl işliyor işler. Hocam, ve pek çok iş böyle yürüyor. Siz bir akademisyen hakkında abuk sabuk gerekçelerle, ne oldu anlaşılmayan iddianamelerle bir takım müebbet hapis davaları falan açtığınız zaman olmuyor bu söylediğiniz. Kolay olmuyor yani. Yok. Adam size doğru düzgün bir gözle bakmıyor. Şimdi hayal dünyasında yaşamıyor. Dünyada gidebileceği herifin 150 tane adres varken niçin de ulan şimdi benim oraya yollayacağım adamın da başına bir iş. Çünkü bilmiyor. Öyle olmuyor. İşte gidip anlattığınız zaman, adama gösterdiğiniz zaman, ya bakın gel kardeşim bende de bu laboratuvarlar var. Bende de bu kadar farklı ülkeden öğrenci var. Orada da var. Ama sen bu işbirliğini yaptığın zaman sen de kazanacaksın, ben de kazanacağım. Bilimsel üretime katkı sağlayacağız.
Yani baktığınız zaman... Gelmeyen yok değil, gelen var ama... Çok örnekleri hani, var bunun. Böyle bir akın halinde gelmeleri için Türkiye bir gerekçe yani sunamıyor bunlara. Yani böyle bir ümitsizlik içerisinde, ya efendim biz bunu yapmayız zaten algı şöyle falan. Tamam, algıyı düzeltmek için ne yapıyoruz o zaman? Benim herkes sordum. Kendimize sormalıyız. Telefonda herkes, onu sordu. Hayır, herkes kendisine şimdi de sordu. Şimdi insan neyi konuşursa onu büyütür, başı da oraya bağlanır. Biz kendimizi, kendi Türkiye adasını dünyanın merkezine koyup diğer tarafı sürekli onun dışına attığımız sürece sorunları ve kendimizin bizden adam olmazı konuşarak doğru. Onu büyütüyoruz. Çok sağ ol. Fırsatları konuşursam o büyük, o tehditleri yok saydığın anlamına da gelmez yani, kardeşim. Ama az önceki soruya, bu algı problem mi? Herkes aynı şey. Peki biz bunu, bu tespiti yaptığımız kadar çözüme yönelik tartışıyor muyuz? Daha çok tartışmalıyız. Neyi tartışıp büyüttük? Şimdi Allah'tan diyorum ben şu gıda problemi çıktı da şimdi zinciri tartışmaya başladık. Başımıza bela gelince çok iyi çalışıyoruz. İşler yolunda gidiyorsa bizi arama, ortalıkta bulma. Şimdi o anlamda bu Amerikan ilişkilerinde o yüzden fırsata bağlıyorum ama asıl daha önemlisi genel sorun Türkiye inanılmaz fırsatları barındırmasına rağmen bunu anlatamadığı sürece hiçbir şey yaramaz. Algıyı düzeltme eğer bir sorunsa, problemse bu problemin herkes buna bir çözüm sunmak zorunda. Herkes buna bir öneri getirmek. Ve masaya... Yani bir takım adamları tutuksuz yargılamak bile algıyı düzeltmekte önemli bir adımdır diye düşünüyorum. Yani haksız mıyım bilmiyorum. Ya orada da Fatih Bey şöyle bir şey var. Yani Amerika'da esasında eyaletler düzeni içerisine baktığınızda eyaletlerin de dışarıdan yatırımcılara çok büyük teşvikleri ve imkanları var. Ve biz tabi olarak... Tamam. Onlar buraya gelmiyorsa biz Amerika'ya gidelim noktasında ya bir çalışma peki, yapıyoruz şu anda. Peki bu Amerika Türkiye'deki algısını düzeltmesi için ne yapması lazım? Onların da çok yani burada bakın yani bir yani sadece. Darbenin arkasında olan bir adamı orada tutuyorlar. Evet. Bu adama bağlı o terör örgütünün finansörü olan okullar, şirketler vesaireler orada duruyor. Siz klasörler dolusu belge gönderiyorsunuz. Hala inceliyoruz diyor. Bir senedir orada bir savcı atamışlar. Biliyoruz ki incelemiyor hocam. Biliyoruz ki incelemiyor. Yani verdiği maaş haram yani adama oradaki savcıyı Amerikalı inceliyor da ne çıkartacak ortaya. Peki o zaman ne oluyor Türkiye'deki Amerikan'ın algısı? Sorduğunuz zaman anketlerde ya bu... En güvenilmeyen ülke. En güvenilmeyen ülke. O zaman tamam biz algıyı düzeltmek için ama hepimiz çaba gösterelim de... Çözümü biz üretmediğimiz sürece başkasının çözümünü bunların da çaba göstermek tartışıp lazım. Duracağız. Çin'e gittik. Hocam yalnız Türk sermayesine ihtiyacı olan Amerika değil. Yabancı sermayeci olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yok öyle. Hayır az önce koyduk tabloyu. Sağduyu sahibi her Amerikalı ve Avrupa Birliği üyesi de yaşayan işte tüccar vesaire. Türkiye'nin şu anda yanında olması gereken bir ülke olduğunu. Yabancılaştırılmaması gereken bir ülke olduğunu. Söylüyorlar. Net bir şekilde görüyorlar. Yeter ki onlarla diyalog kurabilir. Neyse vaktimizi doldurmuşuz galiba. Karşıdan hava bir şey etmiyor. 9 dakika var daha yok mu? Reklam var. 9 dakika reklam mı var? İyi para kazanıyorsunuz. Kazanıyorlar da ben kazanmıyorum bir şey. Ben görmedim sermayeyi. Biz de program yapmaya devam ediyoruz. Baksanıza fındıkla bademle besliyoruz. Bademle. Bedava değil bademle. Biz de karşılığı badem olarak alıyoruz. Peki reklam verenlere teşekkür ederim. Sayenlere badem yediğimiz için. Değerliler, genel olarak Türk-Amerikan ilişkilerini ve olan bitenin nereye varacağını konuştuk. Listeye kadar fırsatlar da var. Şeref Oğuz, Amerika ile olan ilişkileri ve bütün bu sorunların Türkiye'de bir ekonomik krizi tetikleme gücünde olmadığını, tam aksine Türkiye'nin başka açılımları için fırsat doğurduğunu söyledi. Murat Kezciler dedi ki, biraz hukuk sistemimize dikkat edersek algımızı değiştiririz. Çağrı Hocam diyor ki, biz Amerika'ya devlet olarak değil, sektörler bazında iş adamı olarak muhatap olursak çok daha fazla atılım yaparız diyor. Hakan Akbaş ise diyor ki Amerika'da Türkiye algısı hiç olmadığı kadar bozulmuş vaziyette. Bunun getirdiği bir takım riskler var. Fakat bunlar aşılmayacak gibi değil. Yeter ki Türkiye farklı enstrümanları farklı şekillerde kullanmayı Amerika'da öğrensin. Çünkü Amerika tek bir enstrüman değil. Farklı değerlendirmeler yaparak farklı yerlerden sonuca ulaşmak mümkün. Her şey başkan değil, her şey kongre değil diyor. Karamsar olmaya gerek yok ama lüzumsuz iyimserliğe de gerek yok. Çalışmaya devam. Hoşçakalın.